Basın Ekspresi hoş geldiniz. 24 TV, 24 Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Yoğun bir gündemle karşınızdayız bu akşam Basın Ekspres'te ve 3 değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak. Sayın Albayrak hoş geldiniz. Teşekkürler efendim, iyi yayınlar diyorum. Star Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva İsmailova hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında uzunca bir süredir gündemimizde olmayan, daha doğrusu tabii ki Emek ve Dayanışma Günü hep beraber coşkuyla kutluyoruz ama provokatif olaylarla anmadığımız 1 Mayıs konusu bu yıl tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine maalesef acaba provokasyonlara sahne olacak mı diye aklımıza geliyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bazı STK'lar ve sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'de olma ısrarını sürdürüyor. Geçmiş yıllarda yaşanmayan bir ısrar bu sene neden acaba nüksetti, bunu değerli konuklarımıza soracağız ama yaklaşık 1 saat kadar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam da bu konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. Konuklarımızın izniyle bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi, sonrasında yorumları almaya başlayacağız. Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor. Sembolik törenler haricinde Taksim Meydanı'nın miting yeri olmadığı, mitinge uygun bir altyapıya sahip olmadığı herkesin malumuyken bu konudaki dayatmaları masum bulmadığımızı ifade etmek isterim. İstanbul'da gösteri, miting ve yürüyüş güzergahları bellidir. Geniş çaplı buluşmalar için her iki yakada da miting alanları mevcuttur. Gerekli izinler ve tedbirler alındığı sürece herkes mitingini, gösterisini, anma programını ve barışçıl protestosunu buralarda özgürce yapabilir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır. Gün aşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmesi bu şekilde oldu. Özellikle terör örgütlerine bir istismar zemini sunulmamalıdır diyor Cumhurbaşkanı ve muhalefetin tavrını eleştiriyor. Sayın Albayrak sizinle başlayalım. Birincisi şunu sorayım. Geçmiş yıllarda son 4-5 yıldır bir bayram havasında aslında geçiyor. Tamam. Emek ve Dayanışma Günü. Bir alan belirleniyor İstanbul'da ve diğer kentlerimizde. Ve coşku içerisinde emekçiler, işçiler bayramlarını kutluyorlar. Ama muhalefet de buna son yıllarda ses etmiyordu. Fakat bu sene ne olduysa yerel seçimlerine hemen akabinde bu dillendirilmeye başlandı ve görüyoruz ki bir dayatma haline dönmüş durumda. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir paylaşımda bulundu. Saat 10'da Saraçhane'de toplanıyoruz, Taksim'e yürüyeceğiz diye bir ısrar var. Sizce bu ısrarın sebebi ne? Karahan Bey, İstanbul'a 1976 yılında geldim okul için. O 77 kanlı 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta da Taksim'deydim. Yani yakın civarındaydım. O şeyi gördüm yakından, oradaki fecatı yakından gördüm. Dolayısıyla o zamandan bu tarafa 1 Mayıs benim hep zihnimde bir travmadır. Yani bir korkunç bir şeydir yani. Dediğiniz gibi ama daha sonraki yıllarda bu bir o işçi bayramı, işte bahar şenliği şeyine hakikaten dönüştürülmüştü. Gene çok zorlamalar oldu zaman zaman Taksim'e. Evet. Taksim ısraları çok oldu daha sonraki yıllarda ama dediğiniz gibi son yıllarda bu bir şeye oturmuştu. Evet, benim de birkaç günden beri şu çok dikkatimi çekiyor. CHP bu sefer korkunç biçimde abanmış durumda 1 Mayıs'a. Yani bir tükenmişlik şeyi bu aslında. Ben yakıştıramıyorum CHP'nin bu tavrını. Şu anlamda bunu söylüyorum. İşte güzel başarılı bir seçimden çıkmışsınız. Bir taraftan birlik beraberlik mesajları veriyorsunuz. Efendim eski o kamplaştırıcı şeyden uzaklaşıyoruz diyorsunuz. Bir taraftan da çok doğal bir biçimde o zamandan sonra yıllar sonra İstanbul'da miting alanları bir netleştirmiş, belirlenmiş artık her yerde, karşıda, burada. Bu konu artık şeyden çıkmış yani, tartışmadan. Şimdi o eski Türkiye'nin
o marjinal yapıların abandığı o 1 Mayıs çürümüşlüğüne tekrar dönmüş durumda şu anda CHP. Ben bunu anlamış değilim. Tam da böyle dediğim gibi bir yeniden başlama ümitlerinin dolduğu bir zamanda. Ben de bugün şeyde izledim ben. Özgür Özel'in grup konuşmasını. İnadına böyle bir tahrik vardı. Yani ne demek ya, biz işte şeyden toplanacağız, beraber şeye yürüyeceğiz. Kardeşim, şehrin ilgilileri, yetkilileri, mülki amiri 1 Mayıs için Taksim'in uygun olmadığını efendim defalarca ilan etmiş ve yer gösterilmiş. Bu konu zaten bitmiş. 40 nokta gösterilmiş. Yani 40 kutlama noktası gösteriliyor. Şu ana kadar, yani bu dakikaya kadar, biz yayına girene kadar hiçbir başvuru o noktalarla ilgili yapılmadı. Ve bitmiş bu tartışma aslında yıllar önceden beri. Şimdi Özgür Özel çok ikiyüzlü bir şey serildi orada. Hem bu tavır tam bir tahrik tavrıdır. Yani böyle nazik bir meseleyi CHP gibi partinin öncülüğünde, benim aklıma şey geliyor, o Gezi'deki şeyler geldi aklıma. O CHP oldu bu CHP. Evet. Hani ne oldu? Değişmiş olmuştu. Bu şekilde tahrik ediyor. Yarınki şeylere de milleti hazırlıyor. Diyor işte her şeyde biz de olacağız vesaire. Burada toplanacağız, Taksim'e yürüyeceğiz. Peşinden de işte sakın polis kardeşlerimize, güvenlik elemanlarına karşı çıkmayın vesaire. Sen zaten şeyin dibine mayını koymuşsun zaten yani. Bu öyle olmuyor bu iş. Sen böyle tahrik ettiğin sonra artık meydanda, sahada öyle çok da kontrolde tutulamıyor. Evet. Dolayısıyla ben bu tavrı garip buldum. Özgür Özel'in işte o şeyden bu tarafa ortaya koymaya çalıştığı tarzdan çok farklı buldum. Bir çelişki benim adıma, benim açımdan bir çelişki bu. Dolayısıyla yarınki şeyi ben biraz da tedirginlikle bekliyorum, doğrusu isterseniz. Sevil Hanım, size soracağım ama izninizle çok kısa iki videomuz var. Bir onları izleyelim. Şimdi o videolardan birinde terör örgütü PKK'nın ele başlarından Duran Kalkan 1 Mayıs'la ilgili bir mesaj veriyor. Yine terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'den de bir açıklama var. Çok kısa izleyelim, devam edelim. İşte önümüzde 1 Mayıs var. Gerçekten de 1 Mayıs'ı da yeni bir işte zirve haline getirmeliyiz. Doruğa çıkarmalıyız özgürlük hamlemizi. Yani Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü her tarafta haykırmalıyız. 1 Mayıs'ta emeğin ve özgürlüğün ülkesini kurmak için geliyoruz şiarıyla. Taksim'de, Van'da, Batman'da, Ahmet'te, alanlarda olacağız. Sevil Hanım, yerel seçimlerden sonra, hatta saatler sonra DEM Parti'den açıklamalar gelmişti. Yani işte biz İstanbul'da özellikle destek olduk ve bunun hani bir karşılığı ve bedeli olacak minvalinde açıklamalar gelmişti DEM Parti'den. Şimdi bakıyoruz, hem Kandil'den hem de işte DEM Parti'den gelen açıklamalar, 1 Mayıs mesajları, sahalarda olacağız, özgürlük mesajları. Acaba hani Cumhuriyet Halk Partisi bunun diyetini mi ödüyor? Özgür Özel'in bu açıklamalarıyla bu paralelliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası ben Nuh Bey'in söylediği bu çelişki hani başlığını burada manşet olarak atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yerel seçimlerden sonra ortaya çıkan manzara CHP'nin PKK'lılaşmaktan kurtulması için iyi bir fırsat idi. Dolayısıyla CHP şunu da gördü, halkın tercihini, halkın ne yapmak istediğini, nasıl dil kullanarak daha fazla kitlelere ulaşması gerektiğini mesajını almamış olacak eğer bu minvalle devam ederse. Şimdi bir taraftan ben Batı'da yükselen radikalleşme, solun radikal söylemlerinin artmasına yönelik zemin oluşturulduğuna dair bir rüzgarı da görüyorum. Bu süreci oradan parçalar olarak okumuyorum haliyle. Çünkü Türkiye'nin içinde olup bitenleri, ben hani bu koca bir dünyanın bir parçasıyız ve bütün olup bitenleri, Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediği gibi, masumca göremiyorum. Çünkü masumca görmememiz için ciddi göstergeler vardı. Böyle olunca ülkenin içerisinde bu tabloda direniş gösteren,
iktidarı daha zor duruma sokma gayreti, Tayyip Erdoğan'ın döneminde yeniden Gezi rüzgarının estirilme niyetinin 1 Mayıs'ın o masum yüzüyle bir arada okumamız zor. Dolayısıyla bir taraftan DEM ve Kandil ortaklığının da ayyuka çıkacağı bir yarın olacak, yarınki günümüz. CHP'nin de sınavı olacak. Yani bunu sadece tamam bir gün sonuçta olacak, bitecek. Ama bu günün sonunda biz nasıl bir gelecek, yani seçmenin de kafasında nasıl bir CHP portresinin olacağına dair de profil çizilmiş olacak. Sayın Özgür Özel'in yani değişim dedikte bundan önceki yönetimle Kemal Bey'den farkının ne olacağına dair de yine yarınki gün ortaya koyacağı iradeyle anlayacağız. Onun için sabırla beklemek gerekiyor. Bu sürecin ülkenin açısından hani siyaset üstü şeyler var. Yani hükümet meseleleriyle devlet meselelerini birbirinden ayırabilecek mi? Muhaliflik anlayışının ülkenin, devletin geleceği ve bekası için, yani yarın orada istenilen provokasyonlara meydan verilecekse, o provokasyonlardan biriciği tutarsa, ülkenin istikrar açısından nasıl bir karanlık tablonun oluşacağını herhalde düşünmüyor değil. Olmadığı takdirde bunu iktidarın ayağına yazacakları da açıktı. Dolayısıyla ısrarla Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti zor duruma sokma arayışıdır bu, bir. Diyet ödeme var işin içinde, doğru, ama bu diyet ödeme sadece bir miting yapalım mantığına dayanmıyor. İşte masum görmediğim tarafı da budur. Burada sürekli Türkiye'nin sokaklarını, şehirlerini kargaşa haline getirme, ekonomik olarak güvensiz ve istikrarsız bir ortama sokma, bunun ekonomik olarak bize geri dönüşünü nasıl olumsuz olacağını da göz önünde bulundurursak, evet masum değil. Evet, Avrupa'da yükselen aşırı solun devamı olarak okuyorum. Evet, CHP bu sınavdan nasıl çıkacağına dair bir de bir meydan, meydanda zeminde olmuş olacak. Ama buradan da, bu sınavdan çıkamazsa topyekün toplumumuz için, geleceğimiz için nasıl bir sorunlu sol radikalleşmenin de olacağına dair bize işaret vermiş olacak. Şimdi tam da 1 Mayıs öncesi yapılan operasyonlarda, örneğin Beykoz'da Bozdoğan operasyonuyla iki şüpheli yakalandı ve baktığımız zaman DAEŞ'le bağlantılı isimler, toplamda da 8 kişi yakalandı ve bunların aslında 1 Mayıs'ta bir bombalı eylem hazırlığında oldukları, yani bir İstanbul'u kana bulama hedefinde oldukları ortaya çıktı. Şimdi Allah korusun yarın böyle bir olay yaşanırsa, bir provokasyon, hiç istemeyiz ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından bunun hesabı nasıl ödenebilir, ya da Cumhuriyet Halk Partisi ne amaçlıyor bu kışkırtmalarla? Her türlü provokasyonda suçu iktidara atmayı, evet, çok rahatlıkla başarıyorlar. Evet. Onlar için bundan daha önce de biliyorsunuz Suruç'ta, Diyarbakır'da bu terör örgütü DAEŞ'in katliamları gerçekleşmişti. Evet. Bunun faturasını kime çıkardılar? Hükümet, saray katliam yaptı diye bunun propagandasını yaptılar bakın günlerce. Şimdi bu 1 Mayıs meselesine gelmek istiyorum. Emek düşmanları, işçi katilleri, biz işçi bayramını kutlamak için yarı meydanlardayız diyor. Ya siz PKK'nın terör örgütünün uzantısısınız. Bunlar Güneydoğu'da öldürmedikleri işçi bırakmadılar, çalışan bırakmadılar. Bunlar bütün çalışma sahalarını kapattılar terörle, yani yakın zamana kadar. Yaktılar, yıktılar iş makineleri. Tabii, yani şimdi bu, şuna üzülüyorum. Bu ülkede bu kişi çıkıp bunu rahatlıkla, demin sözcüsü kalkıp rahatlıkla diyor ki biz işte emek ve işçi bayramını kutlamaya geliyoruz. Türkiye'yi özgürleştirmeye geliyoruz. Bu yürüyüşü mü? Ya bu nasıl bir ülke? Bu gerçekten nasıl bir ülke? Yani tahammül edilebilecek bir ortam değil. Ama yani benim söylediğim garip kaçıyor şu an. Yani onların söyledikleri garip kaçmıyor. Onlar çok doğru bir şeyler anlatıyorlar. Ben burada çok garip bir şeyler söylüyormuşum gibi oluyor.
emek düşmanısınız, işçi katilisiniz. Yarın meydanlara gül atmak için çıkmıyorsunuz. Yarın meydanları karıştırmak için çıkıyorsunuz. Bu meydanlar dediğimiz bu ülkenin, bu milletin çalışanından, işçisinden, evine ekmek götüreninden, milletin 7'den 70'e her ferdinin artık böyle üzerine titrediği bir istikrarı, bir refah ortamını, bir güvenliği sabote etmek için bu meydanlara çıkıyorsunuz. Terör örgütünün Kandil'deki baronları da çıkın diyor meydanlara. Kimin için çıkın? İşte APO için, onu özgürleştirmek için çıkın. Yıkın, yakın, tarumar edin Türkiye'yi. CHP ne için çıkıyor? Bak, diğer şeyde sadece tip, bütün provokasyon ortamlarının aranan aktörleri, tipliler. Provokasyon varsa onlar vardır, başı çekerler. Bir de CHP bunlara eklemleniyor. Özgür Özel buna eklemleniyor. Ve bir gün sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmeye hangi yüzde gidecekse. Ve 40 tane yerde işçi bayramı kutlamasına, bu ülkede işçi bayramını kutlayacak hiçbir işçi sendikası, hiçbir sivil toplum kuruluşu, hiçbir siyasal parti başvuru yapmamış. Biz Taksim'e çıkacağız. Ne için çıkacaksınız? Açık ki provokasyon için çıkacaksınız. Neden provokasyon? Çünkü siz provokasyondan besleniyorsunuz. Aynı zamanda bu kent uzlaşısı dedikleri, bu terör örgütüyle yaptıkları ittifakı sahada da birlikte hala onun diyetini ödüyorlar. Beraber görünmek için yapıyorsunuz. Bu yani bu ortamın fotoğrafı. Peki Özgür Özel niye bu işe, CHP niye bu işe Taksim'e birden vites arttırarak, biz Taksim'e, bakın ilk İstanbul İl Başkanı biliyorsunuz, biz izin almadan, evet, Taksim'e yürüyoruz diye şey yaptılar. Aba altından sopa görüş şey gösteriyorsunuz. Havuç sopa politikası uygulamaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki, CHP diyor ki Tayyip Erdoğan'a, ben bir gün sonra senden görüşmeye geleceğim ama önce sokak çağrısı yapıyorum. Sokağın gücünü arkama alacağım. Öyle geleceğim. Bu sokağın kaotik, istikrarsızlaştıran gücünü arkama alıp, bunu da senin başına böyle sürekli böyle demokrasi kılıcı gibi sallandırarak, yani gezi mi yaparız, başka bir şey mi yaparız diye sana geleceğim. Şimdi Tayyip Erdoğan bu ucuz numaraları yutmaz. Yani karnı tok bunlara. Bunlar siyaset yapıyorlar ama yani terör... Son 10 yıllık bizim ülkemizin hikayesi aslında böyle. Terör örgütü PKK çukurlar kazdırdı, terör saldırıları döşediler, DAEŞ'le bombalar patlattılar. Ne için? Ya burada bir tek hedef vardı, şunu anlayalım. 1 Mayıs'ı işçi bayramını kutlamak için gitmiyorlar. Emeğin dayanışma günü olduğu için çıkmıyorlar. Bu ülkede bir millet iktidarı var. Biz bunu şu an yerel seçim sonuçlarından sonra nasıl böyle boğazına yapışabiliriz? Biraz boğazına sıkacağız, biraz sopayla vuracağız, biraz da güzellikle gel otur bize teslim et bu işleri diye bastıracağız. Bu şu an yürüyen taktik bu. Cumhuriyet Halk Partisi, bakın bu taktik sol terör örgütlerinin, PKK terör örgütünün, bunların siyasal alandaki ortaklarının, işbirlikçilerinin ortaklaşa yürüttükleri bir taktik. Şu an Türkiye'nin karşısına koymaya çalıştıkları bu. Bir tane DAEŞ bombası patlat. Bunlar hepsi birlikte çullanacaklar. Kimin üzerine çullanacaklar? Mevcut iktidara oy veren milletin üzerine. O millet iradesinin üzerine çullanacaklar. Bunların İşçi Partisi 1 Mayıs'tan umdukları, bekledikleri bu. Ama yani Türkiye bu geride kaldı. Türkiye'yi istikrarsızlaştırma yönünde hangi bir siyasal alanda bunu temsilen Cumhuriyet Halk Partisi olsa o kaybedecek. Terör örgütleri kaybedecek. Misliyle yaptıklarının hemen karşılığını alacaklar. Bunun işte diğer siyasi paydaşları diyeyim, DEM, TİP gibi, bunların da artık karşılığını alması gerekiyor. Yani burada bir yasaklı bir şey var. Bunlar kışkırtıyorlarsa, şimdi biz gezi yargılamalarını yapamıyoruz, niye serbest bırakın diye şey yapıyorlar, çağrı yapıyorlar. Gezi organize eden, yani bu ülkeye maliyeti ağır olan, bugün herkesin evine ekmek götürmekte den şikayet ettiğinin tam noktası, tam kaynağı yani. Bu ülkenin ekonomisine dinamitledikleri gezi olaylarını. Bak biliyorsun işte failleri, yargılananları serbest bırakılsın diye kampanya yapıyorlar.
Yarın öbür gün bunu gördüler. Yarın biz bu ülkeyi her türlü karıştırırız. Kimse bu yargı üzerinden bunun hesabını da bize soramaz diye bir kendilerini güvende de hissediyorlar. Ama öyle olmaması gerekiyor. Başka türlü yani kanunlar çalışmazsa, yargı çalışmazsa, işte asayiş çalışmazsa devlet olma vasfınızı yerine getiremezsiniz. Devlet olma vasfınızı yerine getiremediğiniz zaman o zaman kaos ön plana çıkar. Bir şey ekleyeyim. Tabii buyurun. Çok özür dilerim. Tabii ki. Tabii, buyurun. Şöyle bir de şu açıdan baktığımız zaman bu bizimkilerin CHP olsun, diğer o sokakta işte 1 Mayıs çığırtkanı yapanlar olsun ne kadar geri kalmış, ne kadar marjinalleşmiş olduğunu da görüyoruz. Şunun için bunu söylüyorum. Şimdi Amerika'dan Avrupa'ya kadar bütün batıda haftalardan beri insanlar sokakta, gençler. Niçin sokaktalar? Efendim Gazze'deki şeyi protesto etmek için. Yani bir emperyalist bir şeye karşı bir gerçekten bir ayaklanma var. Bizimkiler ne yapmaya çalışıyor? Bizimkiler yıllar önceden şeyin emperyalistlerin kullandığı bir argümanı tekrar diriltmeye çalışıyorlar. Yani çok garip bir... Sizin dediğiniz çelişki tam da bu. Çok garip bir şey var. Yani bunlar hakikaten bunlar şeyde kalmışlar. Ya bunlar 40 yıl önce de kalmışlar yani. Şu kafaya bakar mısınız ya? Şeyden hiç haberleri yok. O bahsettiğimiz hassasiyette yoklar. Tam aksine Hamas teröristidir diyor. Evet. Konumuz Hamas değil ama. Onu konuşacağız bu arada. Onun için demedim. Yani o konuya bakışları böyle. Yani ona böyle derken böyle bir, burada ne yapıyorlar? Bir garip bir bakış var. Öbür taraftan da millet Gazze'deki mağdurlar için ayaktayken, sokaktayken bunlar kalkmış. Ta şeyden Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nden kalan molası geçmiş. Garip bir şeyi... ne derler ona, istismar malzemesini tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bırak, garip. Peki, bir şey yani. Bir şey daha soracağım size ama bir görüntümüz var. Şimdi bugün hazırsa Üsküdar, eski Üsküdar Belediye Başkanı İlbi Türkmen'in bir paylaşımı oldu. Şimdi hani hep Cumhuriyet Halk Partisi meydanlara çıkacağız, işçinin emekçinin yanındayız diyor ya. 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında işçi kıyımı var. Mutlaka biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. İşte Hilmi Türkmen'in paylaşımı da ekranlara geliyor. Bugün yine Üsküdar Belediyesi'nde 71 emekçinin işine son verildi. Yani tam da 1 Mayıs'a giderken bugün itibariyle onlar işsiz kaldılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yarın insanları, işçileri, emekçileri meydanlara çağırıyor. Sokaklara davet ediyor ama gelin görün ki Üsküdar'da 71 işçinin de görevine son verilmiş. İşsiz kaldılar. Sadece tabii Üsküdar'da değil, birçok belediyede de benzer bir durum var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde. Hani bu çelişkiyi nasıl değerlendirmek lazım? Bu sadece Üsküdar'da olan bir şey falan değil. Dediğiniz gibi başarıda olacağı gibi. Tabii. Biz geçmişten de biliyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde şunu hatırlatalım. Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu'nun namus sözü vermesine var. Rağmen seçimden önce bir kişi bile çıkarılmayacak. Böyle bir şeyle karşılaşan gelsin bana, ben hakkını savunacağım diye böyle meydanlarda bas bas bağırdı. Daha seçimden hemen sonra bizim gazeteci arkadaşlarımız dahil olmak üzere tamamını şeyin önüne yığdılar. Büyükşehir Belediyesi'nin önüne. Onlar orada aylarca gece gündüz beklediler orada ve şeylerde. Hiçbir şekilde kılları dahi kıpırdamadı. Evet. Yani orada bir sürü mağduriyetler oluştu. Bir tanesiyle ilgili bir en ufak bir teşebbüsleri olmadı. Görmediler bile onlar yani. Şimdi ya burada senin işçin, benim işçim, yani o taraftan bu taraftan çirkin bir ayrım var ya burada. Yani bu konuda bile bizim tarafımız, karşı taraf ayrımı var ya. Ya da gene burada da bir ikiyüzlülük var. Burada da bir efendim yani kamuoyunu kandırma var yani burada. Hakkı da yenmiş oluyor. Şimdi yarın o sendikalara, işte DİSK'e, KESK'e bağlı sendikalara bağlı o üyeler. O sendikalarda sendik olsa bunlarla bu şeye girmezler yani. Girmezler ve o yani sıradan bir işçi de. Yani zaten bir de sendikada istismarcıdır zaten başından beri. Bugünü kutlamak isteyen biri İstanbul'da kutlayamayacak. Çünkü niye? Bu Taksim ısrarı yüzünden gidilecek bir yerde yok. 40 nokta gösterildi ama vatandaşlar bir araya gelip toplanıp. Ya dertler kutlama falan değil ya. Değil. Yani göreceğiz yarın bunları biz yapacağız. Şimdi az önce Kurtuluş Bey de dikkat çekti. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Özgür Özel'i kabul edecek. Saat 16'da bu arada AK Parti Genel Merkezi'nde. Bu yarın olası provokasyonlar ve yaşanabilecek gelişmeler hani bu görüşme üzerinde etkili olur mu sizce? Yarını bir bekleyelim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapma şekline, devlet aklına ve hep diyorum yani o ilk seçim gecesi
balkondaki konuşması esasında manifest oldu herkes için. Dikkat ediyorum. Muhalif partilerin de CHP Genel Başkanlığı'nda işte Büyükşehir Belediyesi seçilmiş Sayın İmamoğlu'nda söylemlerinde hani sanki bir nevi aynada nasıl kendilerini göstermeleri gerektiğine dair öğretmenliği etti Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde hani hep diyorum ısrarla gelecek seçimler değil gelecek nesillere odaklı bir devlet adamı olduğu için yine de nasıl siyaset yapılması gerektiğine dair gelecek inşasında karşısındaki yani milli iradeye duyduğu saygıyla birlikte onu öyle değerlendirecek diye bekliyorum. Ama bunu yaparken de bugünkü söylediği mesajlara benzer. Hani biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı olumsuz gelişmelerde bile muhakkak umut kapısını hep açık tutuyor. Bu toplumumuzun geleceği açısından da bakın moral bozukluğu oluyor. İstenilen olaylarda sadece ben seçim odaklı konuşmuyorum. Ülkemizin başına gelen her türlü badirede hep insanlar neye odaklanıyor? Umudu bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapma şekli umut kapısını hep açık tutmaktı. Eğer ki muhatapları da bu yolu takip ederse ki Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda bir nevi böyle öğretici tavrıyla devam edeceğini bekliyorum. Bugüne kadar takip ettiğimiz her şeyde yani cesurca fikrini esirgemeyen, sözünü esirgemeyen, gerektiğinde el sıkan, gerektiğinde res çeken ve bunları yaparken de sadece kendi siyasi partisinin çıkarları paradigması üzerinden yorumlanmıyor. Türkiye'nin geleceği ve gelecek nesillerin çıkarları açısından yorumluyor. Dolayısıyla ben o süreci de yine de onun o devlet aklıyla yönetileceğini. Çünkü maalesef diyorum eğer bugün CHP Genel Başkanı halen bu provokasyonlara kapı açtıysa yani açık söylemek gerekirse yani sarstı. Ben çünkü bu son seçimlerden sonra sanki hani değişime yönelik, kamplaşmanın önünü kesmeye yönelik cesurca duracağına dair bir kanaatim vardı. Bugünkü konuşmasında bu kanaatim suya düştü açık söyleyeyim. Ama ben yine de Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapma şekliyle karşısındaki muhataplarını da dizayn etmeye gayret edeceğini, orada ne kadarını alacak Özgür Bey bilemiyorum. Yine de tekrar ediyorum. Bu süreç hem de onun kendi açısından sınavıdı. Eğer Kemal Bey'in hataları üzerinden devam ederse belki şimdi değil ama orta vadede o da yani başarısız bir siyaset sonucuyla karşı karşıya kalacak. Yani buradan bugün bu seçimlerden kazanarak çıkması bunu kalıcı bir kazanım olarak yorumlarsa ki buna benzer biz yakın geçmişte buna benzer olayları gördük ve sonuç itibariyle halkın iradesini hiç sayan bakın Sayın Cumhurbaşkanı neyi şiar ediyor kendisine? Halkın iradesini. Halkın iradesini kendine düstur edindiği içindir o balkon konuşması. Halkın iradesini kendine düstur edindiği içindir seçilen bütün siyasi partilere çok olumlu mesajlar verdi. Adeta hepsinin konuşma metnini düzeltmeye mecbur etti. PKK yandaşı, uzantısı siyasi şeyden partiden bahsetmiyorum. Ama eğer Sayın Genel Başkan, CHP Genel Başkanı burada gerçekten de gelecek misyon için, Türkiye'nin geleceği için bir misyona talipse o zaman gerçekten devlet adamı yolunu tercih edecek. 3 günlük ve 3 oy için veya orada muhatap olduğu veya mutabakat sağladığı siyasi partilerin güdümüne girmeyecek. Şimdi göreceğiz. Yarınki pozisyonunu da göreceğiz. Ondan bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın riyasetindeki o görüşmeni de göreceğiz. O görüşmede benim umudum yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapma biçimine, yöntemine de.
Ama genel başkanın, CHP genel başkanının nasıl bir siyaset aklına sahip olduğunu ise görmemiz lazım. Çünkü bununla ilgili çok fazla ipucumuz yok. Onu da yarınki tutumu ve o görüşmedeki konuşma tarzı esas başlığa çıkardığı ana maddelerinde anlayacağız. Çok uzun zaman yok. Bir gün sonra anlayacağız, göreceğiz. Peki bu görüşmeye geçelim. Eğer bu noktada ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Şimdi Perşembe günü bu görüşme gerçekleşecek ve yeni anayasa meselesi de birçok belki madde konuşulacak ama bu ön plana çıkıyor. Geçen hafta tam da bugün 23 Nisan resepsiyonunda Özgür Özel'e bu konu soruldu. O da açıkçası önce anayasaya ve AİHM kararlarına uyun ifadesini kullandı. Şimdi geldiğimiz noktada işte bugün meclis başkanıyla da görüşmeleri oldu. Yine aynı tarz, aynı ton mesajlar ve açıklamalar var. Hani bir Demirtaş, Kavala ve Atalay pazarlığı mı yapılacak anayasa için bu görüşmede ya da bu görüşme öncesi elini mi güçlendirmeye çalışıyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani gidip onu konuşma ihtimalleri yok zaten. Yani akıllarındaki isimler yok, eski anayasaya ya şu anki yürürlükteki anayasaya uymuyorsunuz derken biliyoruz akıllarında ne olduğunu da o yargının konusu. O gelip onu siyasete müzakere edilemez zaten. Böyle bir gündem de olamaz. Burada seçim sonrası şüphesiz yani bu partilerin bir araya gelerek neyi yapabiliriz'i konuşabilecekleri gündemlerin başında anayasa geliyor. Ama tabii muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi, işte Özgür Özel yani yanında 2-3 tane isim daha var. İşte bir taraftan Ekrem İmamoğlu, bir taraftan Mansur Yavaş var, bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu ortamda kolay kolay böyle aklı selim davranabilmesi bana zor görünüyor. Yani daha çok tribünlere oynamayı seçecek. Ben neye gittim? Halkımız ekonomik olarak zor durumdadır. Bunları anlattım. Yani meseleyi şuna çevirecekler. Biz ekonomiyi anlattık, dertlerimizi, sorunlarımızı çözeriz ama AK Parti ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı bize anayasadan bahsetti diye sorun tribünlere oynayarak geçiştirmeye çalışacaklar. Şimdi Özgür Özel'in şöyle bir şey yaptı. Yani Özgür Özel ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun çatışmacı, kinci siyasi çizgisinden partisini çıkarıp siyasi olarak rasyonel bir zemine getirdi. Yani daha yeni ilk adım attılar rasyonel bir zemine. Yani siyasi partiler arasında diyalog olur, görüşme olur, sorunlar görüşülür, konuşulur, bir çözüme ulaşılır. İlk defa böyle bir adım attı zaten Özgür Özel. Bu bile büyük bir takdir topladı. Sanki büyük bir takdirlik meseleymiş gibi de. Ama bu kadarı bile tabii önemli görüldü. Şimdi Özgür Özel burada ne kadar yürüyebilecek? Dediğim gibi yani Özgür Özel'in tepesinde bir sürü hamisi var. Ona dikte, bir sürü konuda dikte ediyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki müzakere etme diyor, mücadele et diyor. Gidip evet, görüşme diyor. Şimdi orada bir üzerine baskı gelecekler. Ekrem İmamoğlu ya gidiyoruz görüşüyor da bu kendimi öne çıkarmaya çalışıyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na yakın medya diyor ki Özgür Özel kendi liderlik koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışıyor aslında bu sayede. Şimdi bu etkiler altında Özgür Özel ne kadar doğru davranabilecek? Ne kadar ciddi davranabilecek? Burada evet, yani bu görüşmelerin faydası neye olabilir? Faydası şunu olabilir. Mecliste kanunların bir an evvel ivedilikle üzerinde uzlaşılan kanunların çıkması. Bunun başta da gelen bir başlık açılmış. Anayasa. Anayasayla ilgili de Numan Kurtulmuş kendilerine bir sunum yaptı meclis başkanımız. O sunuma ilişkinde biz zaten bir değerlendirme yapmadılar. Biz kendi yetkili kurullarımızla görüşeceğiz. Ondan sonra bir değerlendirmenin sahibi olacağız dediler. Yani genel başlıklar üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme. Dediğim gibi ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni rasyonel zeminde tutma adına iyi bir görüşme. Bunun devam etmesi gerekiyor, derinleştirmesi de gerekiyor. Bunu tribünlere ya da dışarıdan gelen baskılara kurban ederse Özgür Özel yanlış yapar. Artı bakın
Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla yarın provokasyon ihtimali çok daha fazla artmış oldu. Terör örgütü PKK'nın liderleri çağrı yapmış, DEM çağrı yapmış, TİP çağrı yapmış. Bunlar o kadar önemli değil. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi de Taksim'e yürüyoruz biz diye çağrı yapıp kendi gençlerini peşinden buraya güvenlik güçleriyle çatışmaya da zorlayacak bir hale getirirse bu diğerlerine de meşruiyet sağlıyor ve alan açıyor. Yani bakın Cumhuriyet Halk Partisi oradaysa biz gidebiliriz. Evet. Diye bir alan açıyor. Bunun sonuçlarını da göreceğiz yarın. Bakın şu tuzağa düşülmemesi gerekiyor. HDP 7 Haziran seçimlerinde %13 oy aldı. Yani 80 milletvekiliyle meclise girdi o zaman. Sonraki gün PKK çağrı yaptı, talimat verdi. Çukur kazmaya başladılar, hendek kazmaya başladılar. 6-7 Ekim olayları patlak yani peş peşe. Şimdi Özgür Özel de bu böyle sokak çağrısı yapmak yani nasıl derler? Bu öyle göründüğü gibi olmaz yani. Sokak başka bir şeydir. Yarın Allah göstermesin bir şey olduğunda bunun faturası direkt ona çıkarılacak. Yani kendisine çıkarılacak. Yani bunları söylerken dikkatli bir anda onu denklem dışına itebilirler. Eskisi gibi bakın Kılıçdaroğlu'nun dayattığı gibi bir çatışmacı, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir dili tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim kılarlar. Çünkü o koltuğa oturandan onu istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı koltuğuna oturandan diyorlar ki bu ülkeyi rahat böyle sağduyulu bir halde tutmayacaksın. Kutuplaştıracaksın, çatışmacı bir dil kullanacaksın. Sokakları hareket ettireceksin. Kin yapacaksın, sokakları hareket ettireceksin. Bir de buna gelmemeli. Buna gelirse kendi siyasi kariyeri başlamadan biter. Evet. Bir de bir ekleme yapayım. Yani en azından mesela irite olmadı mı? PKK'nın terör örgütünün elebaşları işte o mitingde içeride tutuklanan, bu milletin evlatlarını öldüren terör elebaşının özgürlüğünden bahsediyor. Yani en azından her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Bu çağrının kendisi başlı başına rahatsız etmesi gerekiyor CHP yönetimini. Yani bunun 1 Mayıs'la, işçi bayramıyla veya bayramla bir alakasının olmadığını, buna karşı tavır sergilemesi gerektiğini bekliyoruz. Bundan rahatsız olacak mı, olmayacak mı? Bu çok önemli. Yani bu oy verenler açısından da hani iktidar partisindeki eksik gördükleri şeylere karşı CHP'ye fazlasıyla belediyeler kazandıran seçmen açısından da ders nitelikte olacak. Bakacağız. Onun için yarınki gün önemli. Çok önemli. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı özel görüşmesi? Şimdi Sayın Tayyip de dikkat çekti. Özellikle müzakere tartışması da yaşanıyor parti içerisinde. Özel'in tavrı nasıl olmalı ve hani bu anayasa meselesiyle ilgili de diyor ki hani anayasaya uyacaksak değiştirelim. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama uyulmadı. Ne demek istiyor bu ifadesiyle? Anayasaya uymasının takibini eğer CHP Genel Başkanı yapacaksa o zaman söylediklerin bir anlamı var. Yoksa bu çok anlamsız bir şey yani. Sen mi denetliyorsun insanların anayasaya takip edip uymamalarını? Ben Özgür Bey'in bir taktik uyguladığını düşünüyorum. Çünkü hani değişim diyerek geldiler ya zaten bakıldığı zaman ki aynı sonucu yakın zamanda işte İYİ Parti de yaşadı. O Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle beraber 2010'da işte 22 Mayıs yanlış hatırlamıyorsam 2010'da Kılıçdaroğlu'yla beraber bir süreç başlatıldı. Bir kamplaştırma üzerine, Erdoğan düşmanlığı üzerine ve Erdoğan karşılığı üzerinden bütün benzemezleri bir araya getirerek bir siyaset tarzı denendi Türkiye'de. Böylece işte mesela Saadet Partisi gibi efendim işte en büyük CHP mağduru olan bir parti, bir camiayla CHP bir araya getirildi mesela. Veya HDP ile İYİ Parti bir araya getirildi. Akşener yıllar boyunca ısrarla görmemeyi başardı. Ama öyle olmadığını gördü sonunda. Demek ki herkes görüyormuş yani
HDP masada yok diye böyle herkesi idare etmeye çalıştı. Öyle olmadığı görüldü. Dolayısıyla işte o Kandil'den tavsiyeler vesaire falan o HDP'yi, HDP'nin yanına giden bir siyaset neticesinde bu siyaset, bu tarz başarıya ulaşmadı. Ulaşacak noktaya geldi neredeyse. Bu, hedef buydu. Yaklaştı da ama yani. Şimdi dürüst olmak gerekirse Kılıçdaroğlu neticeye yaklaştı. Yani bu şurası önemli burada. Muhalefet dediğiniz şey çok önemli. Ama muhalefetin millet açısından olumlu, millet açısından yapıcı muhalefet biçimi mevcut iktidardaki yönetimin yaptıklarının daha iyisini yapmaya hazırlık yapan, bunun projesini hazırlayan ve milleti buna ikna eden muhalefet önemlidir yani. Burada öyle değil. Burada tam aksine yıkım üzerine, işte Erdoğan devirelim sonrasına bakarız. Yani yıkım üzerine bir organizasyon yürütüldü. Dolayısıyla burada milletin burada kazanacağı bir şey yoktu. Ama Kılıçdaroğlu bu tarzda kazanmaya yaklaştı. Dürüst olmak lazım. Az neredeyse yaklaştı. Ama olmadı. Olmayınca da bu tarz bitti Türkiye'de. Nitekim bunu şey de gördü, Akşener de gördü. İşte o hür ve müstakil siyaset, yani kendisinin de şeyine sebep olan bir en son mevcudu bunu yapmaya yani. Yoksa zaten bitmişti. Bunu gördüğü için yakinen yeni yani Özgür Özel İmamoğlu ikilisi de bunu gördüğü için zaten kurultaya giderken değişim sloganına gittiler. Yani aslında değişen çok da bir şey yok. Dolayısıyla esas şuna geleceğim. Bu süreçten dolayı Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu karşısına alma pahasına, hatta ona böyle meydanlardan cevap verme pahasına yeni bir tarz ortaya koymaya çalışıyor. Fakat bagaj o kadar güçlü ki, yani vesayetçi bagaj o kadar güçlü ki bunu gerçekten fiiliyatta da uygulaması mümkün değil. O bakımdan ben taktik dediğim şey şu, söylemlerde işte böyle öncekinden farklı bir CHP olacakmış gibi, İşte o işte görüş, sen diyor ki sen ben görüşürüm, müzakere ederim, mücadele ederim. Dese de böyle ama fiiliyatta o Kılıçdaroğlu ve buna benzer kesimlerin kesimleri bertaraf etmek için daha marjinal bir muhalefet tarzı sürdüreceğini ben düşünüyorum. Yani bakın ben müzakere ediyorum ama böyle de yapıyorum bak işte bak böyle işte meydanda şöyle yaptım gittim böyle dedim falan gibi aslında o zamana kadarki ifadelerini söylemlerini o müzakere kısmını tamamen bertaraf eden tamamen anlamsız hale getiren bir tarz izleyeceğini düşünüyorum ki şeyden kurtulmak için o baskıdan kurtulmak için. Dolayısıyla ben üzgünüm ama bu biraz insanların ümitlendiği şeyden, süreçten bir şey beklemiyorum. Yani bu bir kısa süreli bir taktiktir. Biz birçok konuda Özgür Özel'in hatta Kılıçdaroğlu'ndan daha ağırlı, daha efendime söyleyeyim radikal şeyler yapacağını düşünüyorum. Şeyi korumak için yani oradaki CHP'deki, CHP'liler nezdindeki ve diğer muhalefet nezdindeki efendim ne diyelim gücünü korumak için konsolide etmek için Erdoğan'a karşı efelenmeyi veya efendim radikal muhalefeti sürekli uğulacağını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki, ki İYİ Parti'nin lideri de bunu yapıyor şu anda. Bunu yapıyor. Gelecek onu ayrıca konuşacağız. Tamam. Var mı ekleyeceğiniz bir şey yoksa Sayın Bahçeli'nin bugünkü mesajlarına geçeceğim. Ya şunu söyleyeyim. Bu ya muhalefet öyle bir dizayn süreci yaşadı ki Tayyip Erdoğan'a saldırmayanı muhalefette böyle bir koltuğa tutturmuyorlar. Yani evet. Efendim doğru. Siz neye talipsiniz? Yani neye talipsiniz? Ben Tayyip Erdoğan'a küfür etmeye talibim diyor. Evet. Ya tamam o zaman gelin sizi genel başkan yapalım diyorlar. Siz neye talipsiniz? Ben de diyor Erdoğan'a nefret kusmaya çok talibim doğru. Diyor. Hemen sizi genel başkan yapalım. Meydanda hesaplaşmaya talibim evet, diyor. İyi parti teslim ediyorlar hemen. Abi yani iyi ben diyor meydanlarda diyor Tayyip Erdoğan'la diyor. Hesaplaşacağım diyor. Nasıl olacaksa. O diyorlar buyurun siz gelin önden hemen bir anda şey dönüyor şeyde kurultaya. Yani bunu bakın bunu küresel bir dizayn olarak görelim. Evet. Ne zaman? 15 Temmuz'dan sonra özellikle Amerika şunu söyledi ya bu darbeyle olmadı dedi. Biz muhalefeti birleştireceğiz. Bir de dedi Biden ki PKK'lıları da birleştireceğiz dedi. Bunların hepsini birleştireceğiz. Bu sefer öyle bir yol deneyeceğiz. Bunu da denediler aslında altılı masayla da. Yine başaramadılar.
yine bir şey başarmış evet, değiller evet. işin neticesinde. Biraz güç kazandıkları bir evreye girdiler. Ama evet. bu da işte yaptıkları taktikler daha iyi. Siz birincisi ana hattınız şu. Erdoğan'a küfretmek, bu ülkenin üniter yapısını sürekli tartışmaya açmak, evet. PKK'nın uzantılarıyla beraber hareket etmek, devleti içeriden çökerten FETÖ'ye yakın durmak. Bu dört ana hattın dışında çıkan bir siyasi parti zaten tepe taklı oluyor. Evet. Hemen onun başındakini götürüyorlar, adeta parasını kesiyorlar. Adeta çimento evet. gibi. Evet. Peki arkadaşlarımızdan rica edeyim. Sayın Devlet Bahçeli'nin mesajlarıyla ilgili bir de grafik de hazırlamıştık. Tabii birçok konuya değindi Sayın Bahçeli. Hem İsrail'in, işgalci İsrail'in katliamlarına vurgu yaptı. Hem geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir sosyal medyada paylaşılan bir görüntü vardı Sayın Bahçeli yürüyüş yaparken. Arkada da fonda Ferdi Tayfur'un parçası çalıyordu. Ne dedi Bahçeli? Hızlıca şöyle bir ayağa kalkayım o grafikten göstereyim sizlere. Sonrasında konuklarımızın değerlendirmelerini alacağız. Türkiye soykırımın takipçisidir diyor Sayın Bahçeli. Netanyahu tarihe katil ve soykırımcı olarak geçecektir ifadesini kullanıyor. Bu cani mutlaka görevden uzaklaştırılmalı. Barış yanlısı ve iki devletli çözüme müzahir yeni bir yönetimin tezahürü behemehal gerçekleşmelidir ifadesini kullanıyor. Özellikle neden üç maymunu oynuyorsunuz derken de PKK'ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü haftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz diye de etkiliyor, ekliyor. Siyasetin yetkilileri neredesiniz, neden üç maymunu oynuyorsunuz diye soruyor Sayın Bahçeli. Hamas'a terör örgütü demek cinayetleri onaylamaktır. Türkiye'de Kürt sorunu yok, bölücülük ve terör sorunu var ifadesi dikkat çekiciydi. Kürt, Alevi, Sünni arasında uçurumlar oluşturmak için hizmet edenler alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir. Bu millet büyük bir millettir. Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda da kesinlikle bitecektir diye de ekliyor. Mehmet Şimşek'in arkasındayız diyor. Bu konu da aslında çok suistimal edilmişti. Bahçeli'nin ifadeleri provoke edilmişti bir anlamda. Mehmet Şimşek'in arkasındayız diyor ve bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin diyor. Hem Hazine ve Maliye Bakanı'nın arkasında olduğunu söylerken aynı zamanda Ferdi Tayfur'un o şarkısı az önce bahsettiğim fonda çalan o şarkı AK Parti'ye çok yorulmuştu. Sayın Bahçeli'nin böyle bir mesaj gönderme niyetinde olduğu iddialarında bulunulmuştu. Ama Sayın Bahçeli de ben bir mesaj vereceksem direkt muhatabına söylerim diyerek o noktayı da iddiaları da sonlandırmış oldu. Ne dersiniz? Bugün sizce en öne çıkan mesaj bu muydu? Bu Ferdi Tayfur parçası eşliğinde Sayın Bahçeli'nin yürüyüşü ve o görüntüler üzerinden ortaya atılan iddialar mıydı? Tabii başka önemli mesajlar da var Sayın Bahçeli'nin. Bence bugün birçok mesaj vardı. Aslında bana göre tarihi değerde. Gerçekten Sayın Bahçeli zaman zaman böyle çok ilginç şeyler yerli yerine oturtuyor. Mesela çok önemli şeylerden birisi ben izlediğim şeyi baştan sona kadar Türkçülük, milliyetçilik meselesini veya MHP'nin milliyetçiliğin tırnak içerisinde söylüyorum Türkçülüğünü çok net bir biçimde şeye oturttu. Yani üstünlük takvadadır hadis-i evet. şerifin tekrarı da orada. Evet. Bunlar çok önemli ve bununla yani kendisinin Türk milliyetçiliği ilgili bu şeyi yerine koyduktan sonra Türkiye'de Kürt meselesi yok, terör örgütü meselesi var ifadesi bana göre çok daha sağlam bir anlam taşıyor o zaman. Bir yani bu ifade o zaman bir sığ bir ırkçılık bakışıyla söylenmiş bir ifade olmuyor. Diyor ki biz Kürt kardeşlerimizle kucaklaşma hazır, her zaman kucaklaşıyoruz diyor ama terör ayrı bir mesele. Gerçekten mesela bu, ben bunu çok önemsiyorum. Bu, sözüm ona, diğer taraftan bu ülkede işte ulusalcı olan, efendim biz kurduk bu devleti diye övünen ki saçma bana göre o iddia. CHP açısından baktığım zaman son derece yerinde bir şey bu. Neden? Hala CHP şu anda Kürt meselesi diyor. Kürt evet, sorunu diyor. Kürt sorunu. Hala daha. Rapor hazırlıyorlar. Adı Kürt sorunu. Bu mesele
Türkiye'nin 10 yıl boyunca 10 yıl emek sarf ettiği bir mesele. Yani Türkiye'deki meselenin Kürt meselesi değil, terör meselesi olduğunu anlatmak için 10 yıl uğraştı Türkiye. CHP'nin bu tavrı Türkiye'nin devletiyle, milliyetle, yönetimiyle bu 10 yıllık emeğini bertaraf etmeye yönelik tekrar Türkiye'yi Kürtlerle karşı karşıya getirmemek bir şeydir, bir bilinçli bir tavırdır. Dolayısıyla mesela bu da çok değerli. O bahsettiğiniz şey çok tartışılmıştı zaten. İşte kime mesaj veriyor diye. Sadece o değil. İşte bu muhalefet cephesinin çok iyi becerdiği, tırnak içerisinde gerçekten bunu takdir etmek lazım, bir mesele var. Algı oluşturmak. Algı oluşturmak. İşte o Ferdi Tayfur parçası, efendime söyleyeyim, Mehmet Şimşek'le ilgili şey, ondan sonra şeye katılmaması, Sayın Bahçeli'nin 23. Nisan törenine falan, bunlar birleştiriliyor. Galiba Cumhur İttifakı çatlıyor galiba diye bir şey uyduruyorlar. Daha önce de olmuştu. Defalarca uyduruyorlar ve bunun üzerine öyle abanıyor, öyle tepiniyor ki bunun üzerinde hiç ortada olmayan bir şeyi gerçekten bir şey varmış ki bunda gündeme yerleştiriyorlar. Bunda hakikaten şey yapmak lazım yani. Bunu iyi yapıyor ama. Yapıyorlar ama yani bunu yapıyorlar. Çünkü yalan üzerine, yani bunların bütün ihtisası, bütün becerisi, bütün tecrübesi yalan üzerine kurulur zaten. CHP yalanı zaten. CHP'nin bütün icraatı yalan üzerine kurulur. Kuruluşundan bu tarafa yani. CHP'nin en iyi beceriyi icraat maalesef algı oluşturmaktır. Dolayısıyla tabii o dediğiniz açıklamalar bu anlamda, yani o algıyı bertaraf etmek, ki zaten ondan önce de Cumhur İttifakı ile ilgili, Cumhur İttifakı'nın geleceğiyle ilgili zaten başka yoruma veya bu şeyden çıkarım yapmaya gerek kalmayacak şekilde çok net ifadeler kullandı. O bakımdan ben bugünkü, işte burada şöyle tamamlayayım, belki çok uzattım, özür diliyorum. İşte burada gene şu çıkıyor karşımıza. Neden Cumhur İttifakı kaldı ki nasıl ki iktidarlar daha kolay, daha çabuk yıpranırsa, iktidarda olan partinin bulunduğu ittifak da yıpranır aslında. Buna rağmen baktığınız zaman bu altılı masa denen, efendim gerekirse 16'lı masa olur denen şeyde şimdi ortada tozu külü yok ortada. Ama Sayın Bahçeli bugün ifadelerle Cumhur İttifakı'nın çok daha sağlam olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Neden? Çünkü burada yıllardır ben diyor, çok özür diliyorum, yani ben demiştim şeyini çok sevmiyorum ama hani bunu söyleyeyim izin verirseniz. Yıllardır diyorum ki ben, eğer Cumhur İttifakı'na, yani MHP ile AK Parti'nin bu ittifakına ittifak diyorsak eğer, o zaman diğerine başka bir şey dememiz lazım. Çünkü ikisi hakikaten aynı şey değil. Değil. Yani bu bir ideoloji birliği, bir hedef birliği var. Onda sadece bir soygun işbirliği var. Hani banka soymak için soyguncu, 3-5 tane soyguncu bir araya gelir ya, bankayı soyuncaya kadar devam edecek olan bir işbirliğidir. Bu ona benzer bir şeydi. O bankayı bile soyamadılar yani. Zaten o dediğiniz gibi, yani geçen yıl seçimlerden belki Kılıçdaroğlu galip çıksaydı. O zaman görecektik biz kavgayı. Tam öyle olacaktı. O soyguncular paraları bölüşme noktasında. Dolayısıyla zaten Kılıçdaroğlu'nun gizli pazarlıkları da ortaya çıktı ortaya. Sonrasında. Zaten o zaman görecektik. Bu ittifaksa o değil. Yine gördük. Nasıl gördük? Bakın daha dimdik ayakta duruyor. Niye? Çünkü burada bir gen birliği var. Burada bir, efendime söyleyeyim, hakikaten bir hücre birliği var. Bir ideal var. Orada az önce başka bir mesele konuştuk. Mümkün değil. 5 benzemez, 6 benzemez bir araya geldi. Zorladılar, bir şey olmadı. O bakımdan gene aynı yere geldik. Ben Özgür Özel'in bir bocalama döneminde olduğunu düşünüyorum şu anda. O dediğimiz döneme baktığın zaman oradan bir kazanç yok, oradan bir çıkar yol yok. Peki bu yeni yöntemi devam ettirebilecek mi? Bunun bocalamasını yaptığını düşünüyorum şu anda. Siz ne dersiniz? Tabii özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepkisi de vardı. Bu Hamas'a terör örgütü iftirası atması. PKK, YPG, PYD'ye karşı tek bir kelam çıkmıyor bu şahsın ağzından. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben zaten Sayın Bahçeli'nin ismi gibi davasının... Gerçekten de milletimizin tarihi, milletimizin geleceği ve devletimizin geleceği olduğuna dair hem fikiriz. Yani çünkü yıllardır kendisini takip ediyoruz. Yıllardır hiç o çizgiden vazgeçmedi. Ve yıllar önce hiç unutmuyorum, yabancı bir gazeteciye, canlı yayında yabancı bir gazeteciye o dönem iktidarla da
ters düştüğü şeylerin olmasına rağmen iktidarla ilgili soru sorduğunda nasıl res çekip o bizim iç meselemizdir, bunu sizinle müzakere edecek değilim deyip onun nasıl kesip attığını görünce, şimdi Sayın İmamoğlu'nun tavrını, ikide bir Türkiye'nin halk tarafından seçilmiş liderine, hükümetine, devletini, Yunanistan'ın herhangi bir gazetesine, Batı'nın herhangi bir düşünce kuruluşuna şikayet etme gibi bir durumuyla kıyasladığımızda elbette ki dağ gibi bir devlet adamından bahsettiğimizin altını çizmemiz gerekiyor. Sayın Bahçeli için tabii ki bunu söylüyorum. Mesajları her zamanki gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgası için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için ve bu milletin geleceği için olduğu açıktı. Bir de ikinci bir taraftan idealden bahsettiği, mefküre sahibi bir adam, davası olan bir adam. Siyaseti yaparken de bizim o taraflarda Karaman Bey bir tanım var, aksakal tanımı. Ben bugün Twitter'da da onu paylaştım. Sayın Bahçeli gerçekten siyaset üstü bir adam. Yani bugün verdiği mesajlarda, dün verdiği mesajlarda, eminim yarın vereceği mesajlarda bir parti çerçevesinde olacak mesajlar değil. Hep yol gösteriyor. Hep ülkesini ve milletini, kendisi de hayatını buna adamış birisi. Zaten her şey ortada. Hayatı ortada. Yaşantısı ortada. Dolayısıyla bugünkü verdiği mesajları ben her zamanki gibi çok manidar buldum. Yine fitne fesada imkan vermeksizin o Cumhur İttifakı'nın kökten birliğini, beraberliğini gösteren tokat gibi bir mesaj oldu. Oradan nemalanmaya gayret eden, ki çok isteniliyor bu. Yani uzun zamandır görüyoruz yazılan, çizilen, ayrılacak, işte oradan darbe gelecek, buradan ihanet olacak gibi. Neredeyse 15 Temmuz'dan bu tarafa söylenmedik, yorumlanmadık tarafını bırakmadılar. Ama bugün de dün olduğu gibi ben Sayın Bahçeli'nin o bizim taraflarda, bizim o Türkistan coğrafyasında has o aksakal tutumunu hiç bırakmayacağından eminim. Çünkü her defasında oraya atıfta bulunuyor tutumuyla. Türkçülük meselesini, bakın orası çok önemli. Çünkü buradan buranı çok istismar ettiler. Evet. İslami değerleri, Türk milleti, Türk'ü İslamsız, İslam'ı Türksüz hayal etmek manyaklık olması lazım. Yani Sayın Bahçeli'nin orada bunu, bu yine üstünlüğün takvada olduğunu ifade ettiğinde sadece Anadolu topraklarından sınırlı bir cümleden bahsetmedi. Oyunun farkında olan bir devlet adamı, özellikle Türk kimliği üzerinden Türkistan coğrafyasına uzanan, Türkiye'nin bu coğrafya arasında uçurumu yaratmak isteyen güçlerin nasıl bir çalışma yaptığından haberdardı ve o cümlenin altında da o yatıyor esasında. Ve karşı tarafa, yani burada ısrarla Kürt sorunu yoktu derken de, üstünlük takvadadı derken de, nasıl hani orada bir çelişkinin olmadığını da gösteriyor. Bu tarafta diyor ki Kürt sorunu yok, terör sorunu var. Bu tarafta da diyor ki kimsenin kimse üzerinde üstünlüğü yok, üstünlük takvada. Yani orada düsturunda nasıl net olduğunu da gösteriyor. Ve sadece bana kalırsa mesajı Türkiye içine yönettiği kadar, Türkiye ile kader birliği yapan coğrafya üzerine de yönettiğinden benim okumam o istikamette. Bir cümle. Kurtuluş Bey izin verirse bir şey, bizim akşam yazarımız Tarkan Zengin Bey bir şey göndermiş, çok önemli bir ayrıntı. Bu yarınki Taksim meselesinde bu kadar ısrar etmelerin altında bir şeyler olduğu görünüyor. Mesela bak, güzel bir ayrıntı bu. Diyor ki Avrupa'dan sendika temsilcileri davet etmişler. Evet. Mesela bunlardan mesela EPSU Genel Sekreteri Guardian diye birisi, aşırı terör örgütü PKK destekçisi ve aşırı Türkiye düşmanı bir isim. Aynen. Bu yarın Taksim'de olacakmış. Evet. Bunu davet etmişler. O önemli bir şey. Doğru. Yarın Taksim'de olacak. Ve diyor
oraya çıkartmayınca Türkiye'de 1 Mayıs kutlamalarını yasakladılar, kutlatmadılar evet. diye Avrupa'ya çağıracaklar diyor. Ben önce şimdi, girişte o sözü söyledim ya, Batı'daki aşırı solun. Özür diliyorum. Bu bundan çok birbirine bağlantılı. Çok önemli bir ayrıntı. Evet. Bak, siz söylediğinizde benim aklıma geldi. Ben de yayından önce bir girip baktım tek tek sendikalara. Evet. Kim nerede ne yapıyor, son bir açıklama var mı diye. Mesela DİSK'in sayfasına girdiğimde aynen sizin dediğiniz gibi Avrupa'dan sendikaların mesajlarına yer verilmiş. Hayır, bunları ayarlamışlar. Yarın diyecekler ki Avrupa'ya, Türkiye 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı. Sadece onunla da kalmayacak. Hem de özellikle Türkiye düşmanlarını getirmiş. Aynen, onunla da sınırlı kalmayacak. Bu sadece yasakladığı teranesi değil. Tarkan Bey'e çok teşekkür ederim. Önemli bir ayrıntıydı bu. Evet. Burada istikrarsızlığı, sokakları hareketlendirme, batıyla, hani o batıdaki yükselen o cereyan var ya, o yükselen hattın Türkiye'de yansımasını da görmek istiyorlar. İşte aynen, diskte paylaşmış. Batılı sendikalar yani. Mesaj paylaşmışlar. 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkılmalı, bu tabii. haktır falan gibi. Dediğinize de aynen dikkat çekmek lazım. Ve bir 3-4 dakikamız kaldı ama Sayın Bahçeli ile tamam. ilgili sizin de değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Yani şunu söyleyeyim. Sayın Bahçeli'nin özellikle Ekrem İmamoğlu ile ilgili söz. Evet. Yani bütün aslında açıklamaları son derece kayda değerdi. Doğru. Ekrem İmamoğlu ile ilgili söyledikleri de yani tarihe not düşmek açısından. Yani 15 bin tane Filistinli çocuğu katleden bir ülkeye siz 35 binden fazla Filistinli katleden bir ülkeye terör ifadesini kullanmıyorsunuz. PKK'ya terör ifadesini kullanmıyorsunuz. Aynen. Hamas'a terör diyorsunuz. Yani bu vicdansız, bu vicdansız diye dümdüz gidiyor tabii de. Bunlar tarihe not düşmek açısından önemli. Cumhur İttifakı açısından bir şey söyleyeceğim. Bu ya bozulur bozulmaz. Arkadaşlar, bunun kriterleri çok nettir bakın. Ne zaman bozulur, ne zaman bozulmaz söyleyeyim. Taraflardan biri ülkenin birliğiyle ilgili, devletin bütünlüğüyle ilgili evet. hassasiyetini kaybederse taraflardan biri, eğer beka hassasiyetini, endişesini taşımazsa taraflardan biri, üniter yapıyla ilgili çok da önemli değildir ya, 25 eyalete de bölünebiliriz derse bu partilerden biri, Cumhur İttifakı bozulur. Bak, bu niye bozulur? Bunu diyen biri çıkarsa bozulur Cumhur İttifakı. Ama demezse tarih ve ülkenin dinamikleri şunu yapıyor. Bu iki parti yan yana durmak zorundalar. Çünkü bu ülkeyi, bu vatanı bir defa şu an koruyan Başat evet. iki siyasi partidir bunlar. Bunlar koruyacak, mecburlar yani yan yana durmak zorundalar. Başka şansları yok. Karşılarındaki siyasi cephede saydığım başlıkların hiçbiri yok. Karşı cephe sürekli diyor ki bir gelik verin diyor. Sen gel diyor, özellik yapalım diyor. Güzel olur. Birinin aklı çelinirse o zaman bu ittifak bozulur işte. Yani Cumhur İttifakı ne zaman bozulur, ne zaman bozulmaz bence bu kriterlere bağlı. Bahçeli olmasa da biraz sıkıntı olabilir. Hayır, fark etmez yani. Diyorum Bahçeli ki olmaz. Bakın, Bahçeli'de, Erdoğan'da ya bu Cumhur İttifakı bozulmaz partiden diyorum. Partiden mi? Tabii yani partinin başında Bahçeli yani, olmasa Bahçeli da. Bahçeli çok önemli bir şahsiyet. Aynen. O tabii. Yani o zaman. İki parti içinde temel kriterler budur. Yani zaten ne, hangi anlayış, hangi kafa yan yana getirdi bu partiyi, ittifak yaptı? 15 Temmuz'da bu ülke saldırı altındayken yapıldı. Yani şunun için diyorum, bu kaçınılmaz bir işbirliğidir. Yani bunu istesen de kaçamazsın bundan. Çünkü vatanı savunuyorum, devleti savunuyorum, sigortası ülkenin yani. Birliğini savunuyorum. Ülkenin sigortası. Diyorsan kaçınılmaz olarak buradasın zaten. Başka türlü bir yerde durma ihtimalin yok. Doğru. Bu zaten Cumhurbaşkanlığı sistemiyle başlayan bir şey değil ki bu işbirliği. Evet. MHP ile AK Parti işbirliği. 2007'de de mesela krizden o günkü evet. devleti, yani milleti o krizden çıkaran evet. MHP Sayın Bahçeli'nin tutum olmuştu tutum mesela. Tutum oldu, doğrudur. Peki yavaş yavaş araya gideceğiz. Tabii ikinci bölümde hem İYİ Parti'deki değişimi konuşalım istiyorum. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bağlantımız da olacak. Akşam gazetesi Washington temsilcisi bizleri bekliyor, Yavuz Atalay. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde dalga dalga yayılıyor yaşananlara, Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamlara yönelik, İsrail'e yönelik protestolar. Oraya da bir bakacağız. Değerli konuklarımızın yorumlarını da alacağız ama izninizle bir araya gidelim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
Basın Ekspres devam ediyor. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta başladı Filistin yanlısı protestolar ve ülkenin prestijli üniversitelerine de yayılmış durumda. Ancak polis ciddi bir şiddet uyguluyor. Öğrenciler gözaltına alınıyor. Filistin'e destek verenler gözaltına alınıyor. Peki yayıldı dedik. Ne durumda son olarak? Washington temsilcisi, Akşam Gazetesi'nin Washington temsilcisi Yavuz Atalay bu bölümde karşımızda olacak. Ben hemen sözü Yavuz Atalay'a bırakayım. Onun izlenimleri ve oradan bize aktaracakları neler hemen öğrenelim. Evet Kahraman, şu anda George Washington Üniversitesi'nin ana kampüsündeyiz. Hemen sağ tarafımda hukuk fakültesi var üniversitenin. Bu üniversite dünyanın en üniversitelerinden bir tanesi. Beyaz Saray'ın birkaç blok kadar ötesinde yer alıyor Kahraman. Ve arkamda çadırları görüyorsunuz. Burayı aslında başlangıç noktası olarak seçtim. Çünkü size hem polisleri hem de yolun nasıl kapatıldığını, sonra da içeriye doğru çadırlara gideceğim ve orayı göstereceğim size. Şimdi öncelikle günün güneşin batmaya yakın olduğu vakitlerden birindeyiz. Yani önümüzdeki birkaç saat içerisinde güneş batacak. Dolayısıyla insanlar biraz daha kalabalık şu saatlerde. Güneşin havada olduğu saatlerde çok fazla kişi olmuyor burada. Ancak arkamda çok fazla sayıda çadırı görebiliyorsunuz. Birazdan içine de girmiş olacağız. Şimdi normalde 3-4 gün önce buradan yayın yaptığımızda Kahraman, bu yol komple trafiğe açık bir yoldu ve insanlar buradan, araçlar da buradan geçiyordu, yayalar da buradan rahatlıkla geçebiliyordu. Ancak şu görmüş olduğunuz polis araçları bu yolu protestocuların daha da rahat edebilmesi için trafiğe kapatıldı. Tabii bu protestocuların rahat edebilme mevzusu protestocular geri adım atmayınca organize edilebilmiş bir şey. Çünkü üniversite ilk günden beri protestocuların protestolarını sonlandırması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu yoldan araçlar geçiyordu. Ancak şu anda görüyorsunuz çadırlar, kampüse sığmayan çadırlar yol üstüne kurulmuş durumda ve yerde çok fazla yazı görüyorsunuz. Yazıların temel dili İsrail'in katliam yaptığı, İsrail'in Filistin'i işgal ettiği, İsrail'in her gün çocukları, bebekleri öldürdüğü ve İsrail'in bir an önce bu işgalinden kırımcı, katliamcı zihniyetinden vazgeçmesi ve Filistin'i rahat bırakması temel dili şu an bahsettiğim hem yerde hem de pankartta yazılan yazıların. Şimdi Kahraman, bu bahsettiğim şu anki alan bizim normalde vatandaşların kaldırımda yürüdüğü alan ve şu görmüş olduğunuz çiçekli küçük bodur ağaçların diyelim hemen arkası da kampüsün içerisi. Burada polis barikatları yer alıyordu normal şartlarda. Yani üniversitenin içerisine biz giremiyorduk. Buradan üniversiteyi gören bir yerden yayın yapıyorduk. Ancak şu an o barikatların da olmadığını görebiliyorsunuz. Ben birazdan daha detaylı bir şekilde size izah edeceğim. Gene yerlerde görüyorsunuz yazıları ve insanlar çadırlarda pankart hazırlamaya devam ediyorlar. Kimileri de burada bakın yemek dağıtıyorlar protestocular için. Yemek, su ve temel gıda ihtiyaçlarını diyelim. Onları sağlıyorlar protestocular. Şimdi Free Palestine diyor, Filistin'i özgür bırakın ifadeleri var. Şimdi üniversitenin aslında üniversiteyi temsil eden bir heykel var. Onun üzerindeki bayrağı görmüş olacaksınız. Bu George Washington Üniversitesi'ndeki önemli bir heykel ve bu heykel üniversiteyi temsil ediyor. Üzerinde bayrağı görüyorsunuz. No justice, no peace. Adalet yoksa barış da yok. İfadeleri yine pankart üzerinde yer alan ifadeler. Şimdi Kahraman, az önce bahsettiğim şu duvar, duvarın devamında polis barikatları vardı. Bu polis barikatları, polisler bir protestocu, iki protestocuyu daha doğrusu gözaltına almaya çalışırken, hukuksuz bir şekilde gözaltına çalışırken bütün protestocular ayağa kalktı ve polisle bütün protestocular arasında bir münakaşa yaşandı ve bu münakaşa sonunda galip gelen taraf protestocular oldu ve bütün barikatları protestocular kaldırdı ve şu an çadırların ortasına, üniversitenin kampüsünün ortasına getirip yığdılar. Üzerine de bayrağı diktiler. Aslında ilk roundu kazananı öğrencilerin olduğu bu fotoğrafta çok net siz de görebiliyorsunuz.
çadırların daha da içerisindeyiz. Burası kampüsün kampüsün içerisinde daha fazla çadır olduğunu, daha fazla insan olduğunu ve daha önemlisi birçok basın mensubunun da bu protestoyu ve bu organizasyonu takip ettiğini siz de görebiliyorsunuz. Bu insanların bazıları hiç de azımsanmayacak oranda bazıları ulusal ve uluslararası medyayı temsilen burada bulunuyorlar ve buradan yayın yapıyorlar. Bakın burada protesto, sesli bir protesto başladığında onları daha da, seslerini daha da gür çıkarması için davulların olduğunu da görüyorsunuz. Pankart hazırlıkları devam ediyor. Genelde yoğun saatlerde, megafonu da görüyorsunuz. Genelde yoğun saatlerde akşam saati, biraz daha akşam saatinde protestolar sesli bir hal alıyor. Bazı medya kuruluşları da burada setuplarını yapmış diyelim, kameralarını, ışıklarını vesaire kurmuş, konuklu yayın yapıyorlar. Buradan 24 saat burada bekleyen, uzun bir süre burada bekleyen ve protestolar hızlandığı anda yayın yapan kanallar var. Şimdi Kahraman, şeyi de ifade edelim. Burada üniversite görevlileri de yine dediğim gibi protestoları engelleyemeyince bu üniversite görevlileri burada organizasyonun sağlıklı bir şekilde işlemesi için görev yaptılar, yapıyorlar diyelim. Sözü tekrar size bırakalım eğer söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Yavuz Atalay'a teşekkür edelim. Var mı konuklarımızın sormak istedikleri bir şey Sevil Hanım? Ben hani bir etkisini, bir değişiklik var mı? Biz takip ediyoruz resmi olarak bir söylem değişikliği, siyasi dairelerde söylem değişikliği. Sorun özellikle Yavuz Atalay, Trump cephesinde ne var? Yani Biden yönetiminin bu tavrına seçimlerde yaklaşırken Trump cephesinden bir açıklama var mı bu yaşananlara ilişkin ve bu eylemlerin siyasiler üzerinde ne gibi etkileri oluyor? Kısaca onu da senden rica edelim. Hızlıca söyleyeyim. Öncelikle söylem değişikliğinin şu an siyasilerde olma ihtimali sıfır. Bunun nedeni seçim arefesindeyiz ve bütün siyasiler, hatta Trump bile, niçin bile dediğimi birazdan açıklayacağım. Trump bile şu an İsrail'in yanında yer alıyor. Trump bile dedim çünkü Trump başkanlıktan ayrılırken ve başkan olacak mı olmayacak mı şüpheleri varken Biden'ı ilk tebrik eden İsrail başbakanı olmuştu o dönemde Netanyahu. Aslında gizli bir kin var. Ancak Trump bile seçim arefesinde İsrail'i savunacağını ifade ediyor. Biden hükümeti de yine aynı şekilde. Aslında burada bakmamız gereken şu. Az önce ifade etmeyi unuttum. Çok önemli bir pankart var. O pankartta diyor ki basitçe protesto edenler diyor ki siz, İsrail'e sesleniyor ve ABD'ye, siz çok yanlış bir jenerasyona çattınız. Yani eskiden siz geleceksiniz İsrail'de, Filistin'de insanları katledeceksiniz, öldüreceksiniz. Biz bağıracağız ama kimse sizi duymayacak döneminde değiliz. Şu an 3 kişi 5 kişi bağırdığımız zaman sesimizi bütün dünyaya duyurabilecek durumdayız. Aslında önemli olan nokta bu. Bu protestoların hala devam ediyor olması ve artarak devam ediyor olmasının nedeni protesto edenlerin yaptığı protestodan verim alabiliyor olması. Bakın üniversite, polis artık dur diyemiyor ve insanlar protestolarına devam ediyor. Ve yavaş yavaş da protestoların başladığını, sesleri duyabiliyorsunuz daha rahatlıkla. Yani şimdilik söyleyebileceklerim bu soruya cevaben bu kadar. Peki çok teşekkür ederim Yavuz Atalay'a. Sevil Hanım size sorayım. Çok dikkatli izlediğiniz görüntüleri ne düşündünüz? Bu sürecin, ben orada Yavuz Bey'in söylediği pankarttaki o ana başlığa katılıyorum. Gerçekten önceki yıllarda, bundan önceki seneler önce olup bitenleri böyle dar çerçevede hemen işte Amerikan medyasında yansıması pek fazla olmazdı. Çünkü ana akım medyanın kimin kontrolünde olduğunu biliyoruz. Ama bu sosyal medya dünyasıyla birlikte her ne kadar da orada bile kontrolün olduğunu bilmemize rağmen artık herkesin cebindeki telefon bir nevi bütün haberlerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir aparata dönüştürdü. Ben buradan Amerikan kamuoyunun kendisinde bu sürecin, hani bir an önce Amerika ne yapmak istediğini, belki daha sorumlu konuşuruz, Amerika ne yapmak istediğini halen bu işgale dur dememesi, düşünebiliyor musunuz? Blinken gidiyor ve diyor ki Gazze bundan sonra kim yöneteceği, nasıl yönetileceği onu müzakere ediyorlar. Yani bunca insan her gün ölmesine rağmen masadaki soruları bu, meseleleri budur. Ama bu diğer taraftan Amerika
Amerikan kamuoyunun kendi kendini revize etme, hesap isteme, yüzleşmesine neden olacak. Benim için bu sürecin belki şu anda siyasi retoriğe yansımadı ama Amerikan kamuoyunun Amerikan siyasetiyle yüzleşme süreci başlayacak. Bunu açıktan artık makalelerden, yorumlardan görmeye başlıyoruz. Ben bu aşamada bunun bile güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İki, artık Batı dünyasında Batı'nın her yaptığına da evet diyen bir yapının olmadığını da açıktan görüyoruz. Şimdi açık bakıyorsunuz mesela Ukrayna meselesinde bile, Ukrayna-Rusya meselesinde bile çatlak seslerin çıktığını görüyoruz ve bu seslerin giderek daha çoğalacağını da görüyoruz. Yani bu sadece birkaç kişinin söylemi çerçevesinde kalmıyor. Artık bayağı yani ciddi şirketleri yönetenlerin, medyanın merkezine ve en önemlisi akademik çevrenin düşünce merkezine oturduruldu. Evet, bazı yorumlar var. Hani ben de girişte söyledim. Aşırı solun meydana çıkmasına, aşırı sağa karşın Avrupa'da artık aşırı solun iktidar olacağına dair bu tarihi arka planı okuduğumuzda nereye gideceğine dair bize fikir oluşturuyor. Ama en önemlisi Batı medeniyetinin, hani tırnak içinde bize çok dikte ediliyordu ya, Batı'nın bir medeniyet anlayışının nereye kadar gidebileceğini ve bundan sonra Batı kamuoylarının da kendi yöneticilerini, kendi siyasilerini, kendi retorikleriyle yüzleşeceğine dair bize işaret veriyor. Ben bunun olumlu tarafının bu yönde olduğuna katılıyorum. Nuh Bey, siz nasıl konumlandırırsınız bu gençlerin isyanını ve dalga dalga da büyüyor? Hindistan'da bir kast sistem var biliyorsunuz. Bu Hindistan'da var diye böyle çıkmış tabii, böyle yerleşmiş ama aslında bütün dünyada küresel bir kast sistemi vardı. Hala var ama çatırdıyor şu anda o sistem. Yani hakikaten Hindistan'daki benzeri bir sistem vardı. Avrupa'da, Amerika'da etkin bir azınlık var. Çok küçük bir azınlık ama çok büyük etkinlikte olan bir azınlık var. Siyasi ve ekonomik bakımdan. Aynı zamanda medya gücü de var. Bütün güçler bunların elinde. Dolayısıyla düşünün bakın, şu anda bunu çok net görebiliyoruz. Meydandaki kişilerin, insanların kişi olarak sayısı, birey olarak sayısı önemli değil ama baktığınız zaman Avrupa'da da Amerika'da da kamuoyu hiçbir etnik veya inanç bakımından ayrılık gözetmeksizin kamuoyunun bir noktada konsolide olduğunu, bütünleştiğini görüyoruz. Nedir bu? Oradaki mağduriyeti. Bunlar içerisinde Yahudiler de var. Evet. O çok büyük sayıda var. Fakat dikkat edin, işte ne dedi şey Yavuz Atalay? Şu anda buradaki şeyin siyasete yansıması ihtimali sıfır dedi. Sıfır, evet. Tamam. İşte kast sistem bu işte. Şimdi bize dediler ki demokrasi halkın kendi yöneticilerini kendisini seçmesidir dediler. Evet. Tamam. Şimdi halk kendi yöneticisini kendi seçiyorsa eğer şeyde Amerika'da mesela. Şimdi halk diyor ki biz bu gidişattan memnun değiliz diyor. Ama diyor ki oraya etki etmesi sıfır diyor. İşte bu sistem şöyle yürüyordu. Az önce bizim CHP için konuştuğumuz o algı oluşturma gücü var ya, bu küçük azınlıkta da bu güç korkunç. Bunu nasıl sağlıyorlar? Medyayla, büyük ölçüde medyayla. Bugüne kadar, bu yakın zamana kadar orada İsrail ne yaparsa yapsın, ki ne yaptığını anlamak çok zor değil. Hani o Sayın Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na gösterdiği 4 aşamalı harita var ya, o harita birinci aşamadan o aşamaya böyle durup dururken hiç gelmedi. Kimseyi öldürmeden, kimseyi orada şey yapmadan gelmedi ki. Dolayısıyla bu sefer uzun sürdü biraz. Onun için efendim diğerlerinden farklı gibi ama 48'den bu tarafa onlarca bu tür katliamlar ve zulüm süreçleri var. Ama onların hiçbirisi böyle şeye yansımadı. Tamam, doğru, sosyal medyanın burada şey olabilir ama unutmayalım ki sosyal medyayı bu bahsettiğimiz etkin güç, etkin kesim kurdu. Bizden daha iyi kullanıyor. Onlar kurucusu, evet. Onlar zaten yani. Kurucusu onlar. Bu sefer değişen bir şey var. Bu sefer farklı cereyan eden bir şey var. O da şu. Burada ben Türkiye'nin, Türk medyasının, özellikle bir iletişim başkanlığının
Efendim işte ona Anadolu Ajansı'nın o kanıt Ajansı'nın efendime söyleyeyim TRT'nin çok ciddi pay olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani daha doğrusu o İletişim Başkanlığı bünyesindeki dezenformasyonu ortaya çıkaran şey var ya, o mücadele merkezi, o sayede, çünkü bugüne kadar onlar orada, demin dedik ya, onlar orada aynı katliamı yapıyorlardı ama Avrupa'ya, Amerika'ya Hamas katliam yaptı olarak intikal ediyordu. Hani o şey keçi çaldı meşhur var ya, keçi çaldı, keçi çaldı diye şey yayınlanıyor, aynı onun gibi. Bu sefer aynı şeyi yine denediler. Yine başlangıçta aynı şeyi çok yaptılar. Ama işte efendim kaç yıl önce görüntü kullanarak vesaire falan. Bunların hepsini İletişim Başkanlığı anında onun doğrusunu yayınlayarak bu şeyi ifşa etti bunlar. Tabii bizim hepimizin de burada şeyi var. Dolayısıyla bunu hep söylüyorum. Burada işte o Türkiye ve Erdoğan şeye destek vermiyor diyen kafasızların kafası almayacağı bir şey var burada. Türkiye'nin verdiği en önemli destekten birisi bu sefer. Evet. En önemli destekten, en stratejik destekten birisi bu. Ben bugün şeydeki, Amerika'daki, Avrupa'daki bu şu gördüğümüz manzaralarda Türkiye'nin İletişim Başkanlığı'nın bu tutumunun, bu şeyinin çok büyük pay olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bu bir kırılmadır. Onun için dedim işte başlangıçta bir kast sistemi vardı. Yahudilerin, Siyonistlerin yönettiği bir kast sistemi vardı. Dünyanın genelinde küresel bir kast sistemi vardı. Hatta Hindistan'dakinden çok daha acımasız bir sistemdi bu. Fakat çatır diyor. Evet, aynen Sevda Hanım dediği gibi bu seçimlere yansıyacak bir şey olmayabilir belki. Ama neticede şey koptu. Yani onların o dizaynı bozuldu. O sürahi kırıldı artık yani. O kırıldı. Bundan sonra biz bunun etkisini ilerleyen süreçte sürekli göreceğiz. Bir kere vicdan, insanlardaki o vicdan gücü harekete geçti. Bu onun alametidir. Peki medya dediniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamalar vardı. Özellikle Netanyahu'yu hedef alan sert açıklamalardı. Hamas'ın Hamas'a Kuvayi Milli'ye benzetmesini yaptı. Bunlardan birkaç gün sonra İmamoğlu'yla CNN International'ın yaptığı röportaj bir tesadüf mü sizce? İmamoğlu'nun Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi. Değil. Nitekim şeyde çok büyük bir yankısı oldu. İmamoğlu'nun ne diyelim gözü aydın. Evet, onun için bir şeyse bu. Başardı. Tebrik etmek lazım. İsrail'de İmamoğlu'nun dedikleri manşetlere taşıdı. Evet, İsrail medyasında çok büyük efendim etki gördü. Çok efendim şey oldu, büyütüldü ve falan. Benim de aklıma şu geldi. Geçen yıl yaşadığımız seçimlerde hani hep konuştuk ya, eğer Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı ne olurdu diye. Herhalde o zaman bugün Türkiye'nin bakış açısı Hamas'ın terör örgütü bugün olduğu mesela, şeklinde olacak. Sadece o değil. Bugün mesela o bahsettiğimiz İletişim Başkanlığı'ndaki o şeyin faaliyetleri durdurulmuş, ben size söyleyeyim. Bunların hiçbiri durdurulmuş anında. Bu kadar net. Durdurulmuştu yani. İşte dolayısıyla bak aynı şeyi az önce o meydanlardakilerle bizim burada Taksim'e çıkacağız diye yırtınanların çelişkisini ortaya koymuştuk ya. Gene aynı durum. Bakın bugün İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in, Özgür Özel de İmamoğlu şimdi de hatırlayın, Özgür Özel Sayın Erdoğan Erdoğan desteklemiyor şeyini, Gazze'ye destek vermiyor diyen o yeniden refah kafasızların, ben hatırlatayım. En kritik zamanda kimsenin, daha o 7 Ekim'den dolayı kimsenin Hamas'la ilgili tek kelime edemediği bir zamanda Sayın Erdoğan 26 veya 25 Ekim diye hatırlıyorum ben, hemen şeyden sonraki bir grup konuşmasında üzerine basa basa altını çize çize Hamas terör örgütü değildir diye başkan yapmıştı ki bu çok değerli o zaman. Evet. O zaman da tabii onu o zaman söylemek çok değerli. Doğru. Kesinlikle. Söylemek. Çünkü tüm batıya arkasını almış bir İsrail. Çıkaramıyordu kimse. Bizde de o zaman da gene aynen bu şey gibi hemen Özgür Özel çıktı. Hamas terör örgütü diye açıklama yaptı hatırlarsanız eğer. Kürsüden. Evet. Şimdi bunların geldiği yere bakın, şu anda kaldı ki mesela Hamas terör örgütü müdür değil midir meselesi değil. Karaman Bey, bu başka bir konu. Ben şeyin ikinci günü bir yazı yazdım. Hala duruyor şeyde. O 7 Ekim'in ikinci günü. Bu şey kime yarayacak diye. O yazı orada duruyor. Benim Hamas'la ilgili eleştirilerim de saklı duruyor. Onu yapacağım ayrıca ben. Hakikaten şu anda kime yaradığına bakıyoruz. Bu başka bir konu bu. Yani bu şimdi konuşacağım konu değil bu. Fakat şu anda 35 bin diyorlar ama ben onu 50 binden fazla olduğunu düşünüyorum. Ulaşılamayanlar tabii, var. Enkaz altında tabii. Kalanlar var. Böyle bir ortamda başka söyleyecek bir şey kalmamış gibi Hamas terör örgütü demek bir taraf belirlemektir. Bu kadar net. Evet. Bugün bunu söyleyecek konu değil bu. Örgüt değil, ayrı bir konu yani o.
Bugün bu Hamas sütten çıkma karşı falan değil. Ama bugünün konusu bu değil. Veya bunu derken sen, ya o zaman nedir senin ölçün? Hamas örgütü derken ölçün ne? Yani neye ölçü alıyorsun bunu? Efendim o gün işte 1000 kişi öldürmüş. O zaman be affedersin PKK kaç bilmem kişi ne. Öldü? PKK kaç kişi öldü? Nasıl o zaman, beraber? O zaman İsrail 50 bin defa ondan daha fazla örgütü örgüt o zaman yani. Nuh Bey bakın yarın 1 Mayıs'tan bahsediyoruz değil mi? PKK ile başları terörist Öcalan'ın özgürlüğünden bahsediyor. Ve CHP Ekrem İmamoğlu'nun belediye hani aday olduğu partisi yarınki o toplantıda yani o mitingde bu şeye katılacak evet. Değil mi? Ona çağrı yani, yapıyor. Doğru ama şurası önemli. Şimdi Hamas'ın İsrail'de işte 1000 küsur kişi öldürdüğünü baz alarak terör örgütü diyor. Ben de diyorum ki aynı yerde İsrail daha vahşice bunun 50 katı fazla söylüyor. O zaman neden sen İsrail'e terör devleti diyemiyorsun yani? Ölçüm buysa. O zaman 50 misli daha fazla terör örgütü bence İsrail bu durumda. Dolayısıyla aynen dediğim gibi bunların da yine duruşu, bulunduğu duruşları yani bunların tavrını belirlemiştir. Bu kadar net. Peki yani, size verelim sözü. Çok üzüldük diyor. Ekrem İmamoğlu evet. Diyor. Çok, çok üzülmüş evet. Çok üzüldük diyor. Yani organize insanları öldüren organize bir yapı. Biz bunu terör örgütü olarak görüyoruz diyor. 15 binden fazla kadın, çocuk, yani sayıları da bilmiyoruz ama canlı tabii. Olarak biriyle 15 bini arası da vahşetin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani burada zaten İsrail'in öne çıkma sebebi Batı'da da küresel vicdanla harekete geçirmesinin sebebi gaddarca çocukları öldürmesi. Çocukları öldürmesi ve İsrailli siyasetçileri çocukların öldürülmesini savunması. Yani burada sen birazcık vicdan varsa kimden gelirse gelsin terörizmdir deyip basit. İsrail'e de söyleyebildin mi sen terör yok. Devletidir? Maalesef. Ha niye yapıyorlar bunu? Alelacele bir şey ayarlamışlar. Röportaj ayarlamışlar. Kendisine Erdoğan o lansmanı gibi için. Yani Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası daha geleceğe yönelik bir lansmanı gibi pazarlamaya çalışıyor. Yani bakın dünyada bir avuç lider bedel ödüyor aslında. Evet. İskoçya Başbakanı istifa etti. İrlanda Başbakanı istifa etti. Bunlar hepsi İsrail konusunda tavır alan liderlerdi. İstifa etmek zorunda bırakıldı. Pedro Sanchez İspanya Başbakanı düşünüyorum edeyim mi etmeyeyim mi çok üzerine geldiler. Bugün etmeyeceğim diye bir karar aldı. Toplumda millette sokağa çıkıp başbakanını destekliyor. Tayyip Erdoğan'a yönelik büyük iftiralar atıldı. Şimdi burada ise ne yapıyor? Bazı fırsatçılar da, siyaset tüccarlar da bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Vicdansızlık dediğimiz bu. Sayın Devlet Bahçeli'nin de dikkat çektiği bu vicdansız. Yani sen burada çocukların katledildiği bir ortamda bu yeryüzünün görmediği bir gaddarlığı sergileyen bir devlet için üzüldüm, üzüldüm, üzüldüm diye ağlıyorsun da o çocuklar için ise sesin çıkmıyor. Evet mazlumlar falan diyorsun ama bu düpedüz terörizmdir, devlet terörizmidir, soykırımdır diye bir ifade kullanamıyorsun ki bakın bu bunların ne kadar yüreksiz olduğunu şöyle ortaya koyayım. Amerika'da senatör Bernie Sanders kalk dedi ki bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz dedi İsrail'e. Yani her eleştirimizi antisemitizmle susturmaya çalışıyorsunuz. Sen 30-40 bin insanı öldürmüşsün. 200 binden fazla konutu yok etmişsin. Evet. Bakın konut ne demek? Bunu yok etmişsin diyor. Sen hala bizim aklımızda alay ediyorsun diyor. Amerika'daki siyasetçiler bile bunu söyleme cesaretini gösterirken biz de Ekrem İmamoğlu gibi kendi lansmanını yapmaya çalışan biri bunu fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Çok bir yani siyasi bir eleştiri konusunun da ötesinde çok dip bir durum bu. Onu söyleyeyim. Şimdi Amerika'daki gençler konusunda da farklı bir jenerasyona çattınız dedi. Evet. Arkadaşımız onu aktarırken güzel bir ifadeyle. Yani zaman zaman Amerika'da böyle bir hava yakalıyor toplumsal. Yani hangi sebeple olursa olsun zaman zaman bakıyoruz böyle çok büyük toplumsallaşan Amerikan devletinin politikalarına isyan eden, öncülüğünü de gençlerin yaptığı bir dönem oluyor. Bunu işte 68
hareketi olarak Avrupa'da hem Fransa'da hem Amerika'da Vietnam Savaşı'na karşı bir gençlik hareketi iz bırakmış geçmişte. Şimdi de yeryüzünün gördüğü en büyük gaddarlığa karşı, bakın orada hiç alakası olmayan, normalde de olmayacak olan üniversite öğrencileri vicdanını harekete geçirdi. Yani beğenmediğimiz Amerika'dır, Batı'dır, yabancıdır, Hristiyandır, bilmem nedir dediğimiz kesimleri harekete geçirdi. Burada peki kimleri harekete geçirdi burada? Bakın burada Gazze ile ilgili üniversitelerde eylem meylem yok. Tabii onlarım ya. Bizim buradaki solculuk, bizim buradaki işte muhalefet anlayışımız, bizim Z kuşağımız, bizim Zeki Gezi kuşağımız, bizim bilmem ne kuşağımız İslam düşmanı aslında. Biz o Taksim'e gidiyoruz müdür? Taksim'e gidiyor. Ne için gidiyor? Onu da bildikleriniz yani, Taksim'e işçiler gitmiyor. Yani işçi mi şey yok yani, işçiyle ilgili bir dert yok. İşçiler ha, işçi. Yani işçi bakın, işçi bayramı ilan eden de Tayyip Erdoğan'dı. Çünkü yani bu ülkede yoksulun, ezilenin, işçinin, köylünün, garibanın sesini zaten AK Parti duymuştu. Bugün eleştiriniz varsa yine duyacak bir yer var mı diye seslenirse bu kesimler yine orası duyar. Tayyip Erdoğan duyar, AK Parti duyar, Cumhur İttifakı duyar. Başka bir yerin duyma ihtimali yok bunun sesini. Maalesef burada çok da ne için, neyin aleti olduklarını da bilmeyerek ama etki altında böyle toplumsal muhalefeti yöneten işte Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü Kandil, işte diğer sendikalar, solcuların yani Gladio'nun hep aparatı olmuş solcu gruplar, partiler bir gürültü yapmaya çalışıyor. Bu da ülkenin yani netice itibarından herhangi bir güvensizlik endişe aslında ben taşımıyorum ama yani bu ülkenin huzurunu, istikrarını, ne bileyim düzenini baltalamaya gerek yok. Çıkılacaksa ya da ben şunu söylüyorum, eğer Taksim'e çıkılacaksa ya da başka yerde bir gösteri yapılacaksa gidin İsrail'i doya doya protesto edin. Bugün evet. Bu yılın teması, bu yılın 1 Mayıs teması bu olsun. Budur yani, bu olsun diye budur yani. Bunun dışında bir şey varsa zaten gitsinler kendilerini doktora falan göstersinler yani. Yanılmıyorsam düşünüyorlarsa doktora görünsünler yani. Bursa'da Hakiş Kocaeli'nde olacak. Evet. Türk İş'in galiba bu yılki temasında. Tabii yani kaçınılmazdır. Sokağa çıkıyorsan Filistin simgelerini, sembollerini alıp bu işi protesto edeceksiniz. Ben, bu işçi bayramına da en fazla bu yakışır. Başka Özgür bir şey yakışmaz. Bugün 10 dakika konuştu bu konuyla ilgili. Ben bir tek kelime böyle bir şey duymadım. Bugün konuşmasında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi maalesef kendisini zaten İsrail desteğine, işte dediniz ya, ya bu dünyada bir finansal aristokrasi, Hindistan'daki kas gibi bir finansal bir kas sistemi söz konusu. Amerika'da da siyaset alanı böyle dizayn edilmiş. Aynen. Siyasi alanda siyasetçiler güç gruplarına seslenir. Bakıyoruz Biden'la Trump'ın seslendiği güç grubu aynı. Ben diyor İsrail'i daha fazla sadığım diyor. O diyor ki bak ben idare ediyorum diyor İsrail'de. Yani oradan bir şey çıkmaz zaten. Yani ne Trump'ından ne Biden'dan bir şey çıkmaz. Çıkarsa o gençlerin isyanı üzerinden ses bir yerlere gidecek de paniğe kapılıyorlar. Bir takım şeylerimiz bozulur mu diye, düzenimiz bozulur mu diye. Peki bu konudan çıkmadan bir sorum daha olsun. Bu Netanyahu'yu tutuklama endişesi bastığı konusu. Yani Netanyahu için yolun sonu göründü mü acaba? Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı. Bu nedenle de basına yansıyan haberler Netanyahu'nun çok gergin olduğu ve Biden'a da harekete geçmesi için baskı yapmaya çalıştığı ifade ediliyor. Ne dersiniz? Şimdi Kahraman Bey, zaten Netanyahu'nun siyasi ömrü bitmek üzere. Bunu yalın gözle baktığımızda görüyoruz. Yani zaten bu protestoların, şimdi bakın Blinken diyor ki, biz diyor Gazze'yi kim yönetecek? Ondan sonra İsrail'in kendi içinden çıkan seslere bakıyoruz. İsrail, hani biz dünyanın sokaklarından bahsediyoruz ama İsrail'deki sokaklar da tekin değil şu anda, hareketli de ve evet. 7 Ekim'den öncesinde de çok her hafta büyük protestolar oluyor. Bunun faturasının Netanyahu'ya çıkacağı açıktır. Ömrü uzatıyor mu Netanyahu, yoksa Biden seçimlere kadar bunu uzatarak bu işte Netanyahu'yu veya İsrail'i haklı göstererek Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmaya gayret ediyor mu sorusu da var şu anda gündemde, ama ben gene ona küresel çapta bakmaya gayret ediyorum. Şimdi baktığım
baktığınızda bütün dünyadaki haritaların değişimi, yeniden dizayn söz konusu olurken ki yeni yüzyılın şekillenmesinde en esas da bu katalizatör, yani burada katliamcı, savaşı kışkırtan, savaş retoriğiyle olaya bakan aktörlerin ön plana çıkartıldığını da görüyoruz. Yani dolayısıyla Netanyahu da bu hikayenin devamı da, ama mesele şu ki görev bittikten sonra Netanyahu'yla masaya oturulmayacağı açıktı. Yani peki Netanyahu neden bu kadar panik içinde? Yani bunun da pazarlığı yapıldığına dair yine arka planda kulis bilgileri dolaşmakta. Yine makale aralarından ediniyoruz bunları. Ayrı ayrı paylaşımlardan bu kanaate varıyoruz. Dolayısıyla Netanyahu'nun bir de hakkında ciddi dosyaları, mahkeme dosyaları söz konusu. Peki İsrail bu durumu nasıl temizleyecek veya Batı bu kadar desteklediği bu kanlı sürecin altından Batı medeniyeti tırnak içinde nasıl çıkacak, nasıl kendini temize çıkartacak, bunların hepsi soru zaten. Dolayısıyla Netanyahu'nun sonucunun mahkemeyle ve tutuklamayla belki farklı boyuta evrileceği açık gözüküyor. Ama tabii ki Netanyahu bu sürecin içerisinden haklı olduğunu ispat etmeye gayret ediyor bir. Bunu yaparken kendi açısından da geleceği açısından da pazarlık için içerisinde de iki. Ama burada en esas gaye Filistinlileri o topraklardan sürmek, yok etmek. Daha büyük planda bakarsak biz denizden denize İsrail hikayesinin tırnak içinde hayalinin de gerçekleşme sürecinin seyircisi olduğumuzu da, yani bunu şahit ettiğimizi de unutmamak lazım. Dolayısıyla ben hani içeriye atıfta bulunurken demin PKK'ya, PKK'nın savunduğu siyasi partiden ortak olup içeride yatan ele başının özgürlüğünü isteyen söyleme katılarak meydanlara çıkmayla o büyük İsrail projesi arasında dolaylı değil, direkten bağlantı var. Ben bunu birilerini itham falan etmiyorum. Ama arka plan okuması yaptığımızda, niyet okuması da yapmıyorum. Açık kaynaklara baktığınızda siyasilerin ağzından çıkan söylemlere, Batılı siyasilerin analiz yapanların, İsrail'le analiz yapanların söylemlerine de, yazılarına da baktığımız zaten bu çıkarımı okuyoruz. Dolayısıyla eğer naifçe bu işin içine hani katıldığınızı görüyorsanız bunu iyice okumanız lazım. Yani CHP'li, yine dönüp tekrar yarınki miting üzerinden belki cümlemi tamamlayayım. Bu olayların hiçbirisinin masum olmadığına dair kanaatini Sayın Cumhurbaşkanlığı gerçekten de bütün bu tablonun tamamını okuduğumuzda net görebiliyoruz. Peki son bölüme yaklaşıyoruz. İYİ Parti'deki bayrak değişimi. Bir cümle söylüyorum. Peki, buyurun, bir cümle. Tabii ki. Sonra da İYİ Parti'ye geçeceğiz. Şöyle. Aynen Bosna'da olduğu gibi şimdi, yani bütün bu şeyin gerçekten tek sorumlusu Netanyahu mu? Yani Netanyahu Amerika'ya rağmen, Batı'ya rağmen mi aynen bu katliamı yapıyor? Aynen. Onların desteğiyle yapıyor. Aynen. Aynen Sırbistan'da Sırpların yaptığı gibi orada operasyonu tamamlayacaklar. Sonra Netanyahu'ya yükleyecekler bu şeyi. Aynen. Tamam mı? Peşinden kurbanlık. Amerika'da bir şey olacak, temizlenecek efendim, şeyde İsrail'de hepsi temize çıkacak. Doğru. Bu kadar basit. Doğru. Peki İYİ Parti için artık yeni bir başkan var, Müsavat Dervişoğlu. Evet. Aranan kan mı ve partiyi bir arada tutmayı başarabilecek mi? Çünkü şu an geldiğimiz noktada tabii partide de, aslına bakarsanız parti içinde de sıkıntılı bir süreç var diyebiliriz herhalde. Aranan kan mı, onu göreceğiz önümüzdeki dönemde, ama aynen az önce Özgür Özel için söylediğimiz gibi Dervişoğlu da bir yeni bir tarz denemeye çalışıyor. Yani işte kucaklayıcı falan, evet, parti içinde olmak kaydıyla. Konuşması, performansı, kongredeki mesajları. Ama onun ne kadar etkili olduğunu, biraz da parti içinde ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü şu anda bir ses çıkmıyor ama Koray Aydın biliyorsunuz ikinci turda 5 fark vardı, yani bildiğim kadarıyla şeyde 565-570 idi oylar. Sonra bir şey oldu, yani ikinci turda da yoktu Tolga Akalın, ama bir şey oldu orada. Aynen
CHP kurultayında olduğu gibi bir şey oldu. Buna orada olduğu gibi kastım şu. Biliyorsunuz şey açık açık seçeceği belliydi neredeyse yani Kılıçdaroğlu'nun. Ama orada bir şey oldu. Efendim böyle bir şey çıktı. Orada benzer bir şey oldu. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Koray Aydın da çok zayıf birisi değil şeyde partide. Ve Koray Aydın'ın bakışıyla, tarzıyla şeyin ortaya koyduğu tarz çok farklı. Tarz derken yani Koray Aydın işte baktığımız zaman biz bugün Koray Aydın o 31 Mart sürecine karşı, şiddetle karşı olan bir isim ve onun böyle bir çevresi de var. Yani 31 Mart sürecinde kastım. Yani şeyden mesela ayrılmaya karşı olan bir isim. Dervişoğlu ise hani zaten Akşener'in desteklediği söylendiği efendime söyleyeyim. Nitekim dikkatimi çekiyor o günden beri. Az önce dediğimiz gibi işte zaten orada Allah rızası için bana bir destek verin de ben bir Erdoğan'la meydanlarda bir hesaplaşayım diye o gün orada konuştu. Sonra da o günden beri röportajlarında, televizyon programlarında takip ediyorum hassasiyetle. Erdoğan'la işte hesaplaşacağını, efendim iktidara sürekli karşısında olacağını falan, nerede olacaksınız diyor, iktidarın karşısında olacağız diyor. Bir muhalefet partisi için bunun burada şey yapacak bir tarafı yok. Fakat benim ısrarla aradığım ama bir türlü cevap bulamadığım şey şu. Akşener'in gidişinin sebebi, gidiş sürecinin başlamasının sebebi malumunuz şeyde o Kocatepe'de 26 Ağustos'ta biz bundan sonra hür ve müstakil siyaset yapacağız dedi. Bu süreçte buna ısrar etti ve sayıdaki sonuçlardan sonra kaybetti ve gitti. Şimdi bu önemli bir süreç dolayısıyla. Şimdi ben Musavat Dervişoğlu'nun bundan sonraki tutumunu muhalefet yapacak tamam mı? İktidara muhalefet yapacak onda problem yok da. İktidar politikası belli ama muhalefet politikası belli. Bunu nasıl yapacaksınız? Evet yani mesela altılı masayla ilgili bir şey geleceğiniz olacak mısınız? Yoksa efendim nasıl yapacaksınız Erdoğan'la CHP'ye mücadeleyi? CHP yaklaşımı nasıl mı? Olacak? Evet. Bununla ilgili tek kelime etmiyor mesela. Burada şunu hatırlatmak isterim yalnız. Bu önemli. Sayın Erdoğan gitti artık şey ama hemen bitiriyorum. Akşener gitti ama bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu hatırlatmak istiyorum. 2022 Kasım ayında 15 Kasım 16 Kasım yanlış hatırlamıyorsam bu biliyorsunuz şeyde İstiklal Caddesi'nde bir PKK'nın bir saldırısı olmuştu. Bombalı saldırı. Büyük infiala sebep oldu. Fakat gariptir HDP'yi kırmamak için CHP bu konuda çok fazla bir şey ortaya koymadı. Tepki ortaya koymadı. Bundan kısa bir süre sonra 22 Kasım diye hatırlıyorum. Sayın Erdoğan Endonezya dönüşünde gazetecilere şöyle bir şey söyledi. Bu şeyden hareketle. Oradaki o patlamadan hareketle. Patlamadan sonraki o masanın tutumlu hareketle. Bu ayrıntı önemli. Şimdi bunu söyleyeceğim ile ilgili. Hadi ben CHP'yi bir kenara bırakıyorum. Onun ne oldu belli ama dedi. Akşener, İyi Parti o masada ne işi var bunu bir gözle getirmesi lazım. Ve durumu yeniden gözle getirmesi yeniden oradan ayrılması lazım gibi bir ifade tavsiyede bulundu. Akşener bunu çok sığ ve çok bana göre yüzeysel bir şeyle sanki Erdoğan onu şeye davet ediyormuş gibi Cumhur İttifakı'na davet ediyormuş gibi algıladı ve çok nezaketsiz bir cevap verdi. Akşener'in bu 24 Nisan'da karşılaştığı şey o gün Erdoğan'ın o uyarısını dikkate almamanın sonucudur. Niye? Onu orada öyle efelek yaptı da Kasım'dan sonra kaç gün geçti seçim? İşte 4 ay sonra seçim oldu. Birinci seçim yani genel seçim. Genel seçim. Orada durumu gördü. O zaman ondan sonra dedi işte şeyde Kocatepe'de bundan sonra hür ve müstakil seçimi siyaset yapacağız diye. Ama işten geçti. Niye? Çünkü ağaç kurumuştu artık yani şeyin aşı tutması mümkün değil. Sayın Erdoğan uyarısı bunun için önemliydi. İşte bunun için dolayısıyla Sayın Musavat Dervişoğlu ablasının yolundan mı gidecek? Ki öyle görünüyor şu ana kadar. Yoksa onun gittiği yol belli, nere vardı belli. Yoksa ne yapacak yani? Bundan sonra İyi Parti'yi nasıl şeyden çıkaracak? Öyle çıkaracağını söylüyor da nasıl çıkaracak? Ben buranın çok soru işaretle doğru olduğunu düşünüyorum.
Gene parti içerisinde bir konsolidasyon sağlamak şu andaki kritik noktada partiyi muhafaza etmek için aşırı bir biçimde işte Erdoğan karşılığı yaptığını düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani az önce konuştuğumuz gibi hani iktidar politikası belli ama masa kuracak mı, evet, ittifak yapacak mı, CHP yapacak nasıl olacak? Yani İYİ Parti en büyük operasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarından yedi. İYİ Parti'nin özellikle 14 Mayıs'tan önce ayrı, 14 Mayıs'tan sonra da bugünümüz 31 Mart yerel seçimlerine gelene kadar ki en büyük uğraşanları onlardı. Yani iktidar İYİ Parti ile falan uğraşmadı, öyle bir derdi yoktu. Yani onlarla savaşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyası gece gündüz İYİ Parti aleyhine yayın yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün İYİ Partilileri hemen belediye meclis üyesi yaparız sizi. Şöyle yani bir sürü rüşvetler dağıtarak Ankara İstanbul istifa üzerine istifa ve bugünkü o negatif algı yani İYİ Parti çözülüyor, İYİ Parti dağılıyor algısının oluşturmasını sağladı. Burada hani klişe var ya, muhalefet iktidara karşı mücadele eder. Ya muhalefet o zaman sizi niye bitirdi? Yani muhalefet o zaman niye iktidarla uğraşmadı? Niye sizi bitirdi? Burada İYİ Parti'nin tabanına da Cumhuriyet Halk Partisi göz koydu ve onları onların elinden aldı ve eridiler. 14 Mayıs'tan sonra bile günümüze kadar, 31 Mayıs seçimine kadar eridiler. Burada ya bu partinin siyasi bir kimliği olmamasıyla temel bir sorun, mesele ne? Bu partinin temel bir siyasi bir kimliği yok. Bu parti nedir, nereye oturuyor bir türlü tarif edemiyorsunuz. Zaten edemezsiniz de. Yani bir sürü laf kalabalığı karşı, laf kalabalığına rağmen elle tutulur, bu parti şudur diyemiyorsunuz. Bu parti milliyetçi midir? Milliyetçi versiyonları var zaten. Yani milliyetçi, muhafazakar dediğinizde hem buna Milliyetçi Hareket Partisi giriyor, hem AK Parti giriyor. Öbür taraftan daha solcu versiyonlarıyla milliyetçiler var. Daha sağcı küçük gruplar var. Daha ırkçı boyutlar var. Ya bu parti nedir? Nereye duruyor? Ya Meral Akşener'in yaşadığı sorunları Musavat Dervişoğlu da yaşayacak. Kim gelse yaşayacak bu partinin başına. Çünkü bu partiye kimlik kazandırabilecek bir noktada değil. Meral Akşener de bu noktada değildi. Musavat Dervişoğlu da bu noktada değil. Şimdi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi küsuratı olacağız? Bunun küsuratı olmayacak mıyız? Muhakemesini yapacaklar. Şimdi önümüzdeki yıllarda bir pasta, sanal bir pasta var şu an. Gerçek olabilir. Bu pastadan biz pay alabilecek miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi çöktü. Bütün pastaları aldı zaten yerel düzeyde. İYİ Parti'ye buradan bir pay kalmadı. İYİ Parti ya bu sefer diyecek ki genelden sana bir pasta verebiliriz. Yani o İYİ Parti'nin bileşeni de budur. Ranta bakıyorlar. Yani temel o yüzden diyorum, siyasi bir hedefleri, kişilik ideolojileri, perspektifleri ortada yok. Yani Musavat Dervişoğlu görmedik. Şimdiden ipotek koymak da istemiyorum. Yani ne yapacak, nasıl yaklaşacak, bu partiye bir hüviyet verebilecek mi, kazandırabilecek mi? Akşener için tekrar geri dönme ihtimali söz konusu olabilir mi? Hani Dervişoğlu'nun Akşener'e yakın olduğunu biliyoruz. Evet. Bu da çok konuşuldu. Ya bir anlamı olmaz. Ben bir anlamını göremiyorum. Yani bir işte Deniz Baykal'dı, gitti geldi bir yeri tutuyordu da anlıyorum da. Şimdi Meral Akşener gitti geldi. Bence güzelce veda etti. Yani bu hiç bozmasına gerek yok yani. Gelse ne olacak hani? Ortada Deniz Baykal gidip geldiğinde ana muhalefet partisiydi. Ana muhalefet partisinin tekrar başına geldi. Yani sen nereye geliyorsun? Evet. Yani böyle bir hani tıpkı şey mi görmedim? Masadan kalkıp geriye dönmesi ne yaparsa, evet, partiden gelip geriye dönmesi de onu yapar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz öyle bu yani değişim? Ben de bir gömlek eğer başından giydiğinde yanlış iliklenirse sonuna kadar öyle gider. Kendini konumlandırma meselesinde net olarak kendi kimliğini belirlemekte zorlandı gibi geliyor bana. İlk çıkışta ciddi bir oy potansiyeli yakaladı. Onu daha sonra işte Erdoğan düşmanlığı, karşıtlığı üzerinden siyaset yaparak
özellikle bu masaya geriye dönmekle tamamen o noktada kaybettiğini ben düşünüyorum. Çünkü masadan kalktığındaki söylemle masaya döndüğü söylem arasında gerçekten de çok ciddi bir zigzag oldu. O da Sayın Akşener'in siyaset perspektifini maalesef önünü kesmiş oldu. Yeni gelen genel başkanı tanımıyoruz pek. Yani nasıl bir profil sergileyecek bilmiyoruz ama kucaklayıcı deniliyor. Kim kucakladı? Tek kere görünmüyor aslında. Hayır şöyle. En son yumruk atıyordu sağa sola yumruk. Şöyle, orada da dolaşıyor şöyle. Evet şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani zaten Meral Hanım parti içinde kucaklayıcıydı. Yani dolayısıyla parti içinde kimleri kucak... Yani öncesinde bir soru mu vardı ki yeni gelen genel başkan kucaklayarak o eksiği kapatmaya çalışıyor? Baktığımızda söylemleri yine Erdoğan düşmanlığı üzerine veya onunla hesaplaşma üzerine devam ettiğine göre ben yeni bir kan olduğunu açıkçası düşünmüyorum. O zemin yani İYİ Parti zemini Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölelim, Tayyip Erdoğan'ı devirelim, buna destek olmayalım diyen bir akıl sayesinde dizayn edildi. Şüphesiz bütün oraya gelenler böyle buna odaklanmış sonra değil. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi onları böldü. Evet yani olsun. Böyle bir dizayn söz konusu bu. Bundan çıkamıyor parti. Sorun bundan çıkacak Meral Akşener çıkabilirdi. Ama bunun içinde çok ciddi derinlikli bir tarih bilincine, fikrine, siyaset bilincine sahip olması gerekirdi. Olsaydı çıkardı bakın buradan. Çıkardı hem de o gemiyi istediği gibi de yönetirdi. Büyütürdü yönetirdi. Bunu yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun kurnazlığına yenildi. Evet. Yani başka da siyasi deha aramasın. Yani siyasi aklı Kılıçdaroğlu'nun kurnazlığına yenildi. Buyurun. Şimdi şöyle ilginç bir şey var. Ben böyle düşünüyorum şahsen. İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren ki izlediği sürece baktığınız zaman enfeksiyonlu bir strateji izledi İYİ Parti. Yani baştan bir 15 milletvekili ödünç aldı CHP'den, en büyük hatası da bu. Kendisi de zaten bunu söyledi biliyorsunuz Akşener. Evet. Bir türlü bu şeyden kurtulamadık dedi. Ve bir vesayet altında bir şey izledi. Geldiği yer belli zaten malum. Dolayısıyla işte altın masa vesaire. Dolayısıyla şimdi bir nevi Sayın Dervişoğlu'na bir bizim hizmetimiz olsun bu yani bir kıyağımız olsun şu tespit. Önemli diye düşünüyorum. Öyle bir noktada ki İYİ Parti bundan önceki 7 yılına bakıp bundan sonra ne kadar geçmişiyle ilgili geçmişte benzer bir yol izlerse o kadar batağa gider. Evet. Ama mesela AK Parti için böyle demek mümkün değil. Bak AK Parti mesela AK Parti'nin problemi de eğer başa bakacak, sonuna bakacaksak başlangıçtaki şeyini bir miktar kaybetmekten kaynaklanıyor. Mesela AK Parti'de ilk 7 yılına mesela dönebilse o kadar ne kadar dönebilirse şey anlamında demiyorum bunu yani strateji anlamında o kadar başarılı olur. Burada ne çıkıyor ortaya? İkisinin siyaset yapmaya başladığı dönemdeki strateji ortaya. Birisi yıkım için çalışıyor, birisi yapım için çalışıyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin yapacağı şey becerebilirse eğer oturup Sayın Musavat Dervişoğlu'nun bir kere İYİ Parti yeniden dizayn etmesi lazım. Bu İYİ Parti hangi tabana şey yapacak, siyaset yapacak, yönelik siyaset yapacak? Bana söyleyebilir misiniz ya şu anda İYİ Parti'nin tabanı şurası diyebilir misiniz? Böyle bir taban yok. İşte MHP'den ayrıldı, MHP'den ayrıldı ama MHP daha sonra seçimlerde MHP'nin oyu falan düşmedi yani. Şey de bir miktar aldı. Sonra onlar CHP'ye gitti falan. İYİ Parti'nin bir stratejisi yok, bir ideolojisi yok. MHP kaç yıllık parti bakın. Ama hala bir strateji, bir ideolojisi var. İYİ Parti'nin bir mayası yok yani. Dolayısıyla son cümlem, Musavat Dervişoğlu gerçekten partisine bir şey yapacaksa, hizmet edecekse oturup önce bir partiyi bir yeniden kurması lazım tabiri caizse. Hangi tabana hizmet ediyor? Hangi tabana hitaben siyaset yapıyor? Amacı ne? Türkiye'yi nereye götürmeye çalışıyor? Bunu bir ortaya koymaz lazım diye düşünüyorum. Peki son 2-3 dakikamız kaldı. Bir grafiğimiz vardı. Arkadaşlar hatırlatıyorlar bana. Belki üzerine çok konuşamayacağız ama ona da bir değinelim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belediyecilik anlayışı ve çizdikleri profili yansıtması açısından önemli. Biliyorsunuz
Yerel seçimlerin hemen akabinde İstanbul'da yaşanan büyük bir yangın faciası vardı. Şimdi arkadaşlar arkaya taşıyacaklar. Ben de hızlıca anlatayım. İstanbul'da 2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta biliyorsunuz 29 işçi hayatını kaybetmişti. Antalya'daki teleferik faciası sadece 10 gün sonra çok daha büyük bir facia da yaşanabilirdi. Bir kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Teleferik direği devrilip seyir halindeki bir kabine çarpmıştı. Ve son olarak İstanbul'da yaşanan 5 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüyle sonlanan büyük ihmalkarlık 27 Nisan'da bir su birikintisine 5 yaşındaki bir çocuk düşerek hayatını kaybetti. CHP'li belediyelerin ihmaller zinciri bu. Çok vaktimiz kalmadı ama belki çok kısacık böyle birer cümleyle Nuh Bey sizden başlayalım. Son 1-1,5 dakikamız kısacık bir yorum. Yani aslında esas şeyler bunlar. Ama maalesef ben şeyin açıklamasını da gördüm Sayın İmamoğlu'nun. Gayet lakayt yani hala daha işin siyasetinde. Hala siyasetinde işin yani. Üzücü, çok garip. İnsansa söz konusu olan her şeyi bir kenara bırakabilmeler lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz Kurtuluş Bey? Yani acısı yüreğimizi dağladı Enanur'un. Hem hikayesi hem bu ihmal sonucu hayatını kaybetmesi. Çocuklar için üzülmüyorlar, yas tutmuyorlar. Yani bunu göstermesi gerek. Ya bu çocuk için kim olsa orada şu an yıkmıştı orayı. Yani yıkmıştı. Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı sorumluluğunda bir alan olsaydı biz onun sarsıntılarını, depremini duyardık. Evet. İnsan olan böyle yapması gerekiyor. Bir cümle söyleyelim. Çok süremiz çocuğun, oldu. Evet, o çocukla ilgili Allah ailesine sabır versin. Evet. Gerçekten yani sözün bittiği yerde evet. Ben bundan utanılması gereken belediye başkanının tavrı ve bununla ilgili bir kendine hesap vermesi evet. Gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Süremiz az olduğu için böyle kısacık değinebildik ama Basın Ekspres noktalıyoruz. Yarın 1 Mayıs umarım program boyunca da konuştuk. Herhangi bir provokasyon ya da üzücü bir olay yaşanmadan atlatırız diyelim. Tüm bu provokasyon girişimlerine rağmen haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.